Başladı sanırım. Sayın hocam, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Muzaffer hocam, kayda başlamadan önce sizden kayıt izni alabilir miyiz? Sesimi kaydedebilirsiniz, görüntümü kaydedebilirsiniz, sorun yok. Teşekkür ederim hocam. Değerli hocam, sayın arkadaşlar, bugün İslam düşünce tarihinde ilahi tasavvurlar seminerini sayın doçent doktor Muzaffer Barlak hocamızla ele alacağız. Hocam, başlamadan ilk başta bir grubu, sonra da sizi tanıtmak istiyorum. Buyurun. Bilinen arkadaşlar olur. Hocam, Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Ali Can hocamızın önderliğinde kurulan ve devam eden İlahiyat İhtisas Makale Müzakereleri, Doktor Muhammed Ali Can Öğrenci Topluluğu İlahiyat alanında hocam, İhtisas Akademi yapmak isteyen öğrenciler ile sizin gibi değerli hocalarımızı buluşturuyoruz. Öğrencilere makale okuma alışkanlığı şey yaptırıyoruz hocam. Hani makale okusunlar. Hem yüksek lisans hem de doktora için buna gayret ediyoruz hocam. 12 farklı İslami ilim alanımız var. Bizler yaklaşık 2 yıldır yaptığımız bu çalışmalar içerisinde kelam alanında okumalar yapmaya çalışıyoruz. Grubumuz yüksek lisans öğrencileri ve ağırlıklı olarak lisans öğrencilerinden oluşuyor. Türkiye'nin dört bir tarafından, üniversitelerden öğrencilerimiz var hocam. Her hafta bir makale okuyor ve siz değerli hocalarımızla makaleyi müzakere etmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde bir de What's Arabic ve What's English gruplarımız var hocam. Yani Türkiye'nin en iyi ihtisas grubu, yani en yüksek sayılı ihtisas grubu diyebiliriz. Maşallah. Bizim. Evet. Bir de arkadaşlar için hocam, bir sizi tanıtmak istiyorum. Buyurun. Muzaffer Barlak hocamız 1983 yılında Sürmene Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Samsun'da tamamladı. 2006 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde mezun oldu. 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalı'nda hazırladığı Kur'an-ı Kerim'e göre Husun Kubuh Problemi adlı tez çalışmasıyla 2010 yılında yüksek lisans derecesini elde etti. Aynı enstitüde doktora programı kapsamında hazırladığı Bir Kelam Problemi olarak Nübüvvet Bakıllani ve Kadı Abdülcebbar örneği başlıklı tez çalışması ile 2013 yılında doktor unvanını aldı. 2021 yılında doçent oldu. Akademik kariyere yönelik bu kazanımların yanında 2006 ile 2011 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Trabzon ve Samsun'da imam hatiplik görevini yaptı. 2011 yılında Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı. 2 yılı aşkın bir süre bu görevi yürüttükten sonra 2014 yılında Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'nda yardımcı doçentlik kadrosuna, 2021 yılında doçent kadrosuna, şu an 2023 yılında ise Samsun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'nda doçent kadrosuna atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir. Hocam, sözü bu noktada size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Mehmet, sağ olasın. Rica ederim. Öyle tahmin ediyorum ki grupta bulunanların büyük bir kısmı kelam ilmiyle iştigal ediyorlardır. Yüksek lisans seviyesinde özellikle olmak üzere ya da kelama ilgi duyuyorlardır. Evet. En azından temennim bu yönde. Çünkü bu akşamki konumuz biraz ağır bir konu. Kelam bahisleri içerisinde ele alınacağı zaman da aslında öyle başlangıç konularından birisi değil. Hatta netice konularından bir tanesidir diyebilirim. Ama tabii kelamın da aslına bakılırsa bel kemiği bir konusu. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Klasik kaynaklara biraz aşinalı olanlar farkına varacaklardır. Kelam eserlerinde, klasik dönem kelam eserlerinde ilah tasavvurları diye bir konu yok. Böyle bir konu aslında modern dönemde gündeme gelmeye başladı. Çünkü belki 1000 yıl sonra, işte 800-900 bin yıl sonra biz ancak bütünü görebilmeye başladık. Herkes bir tarafından tutturup bir hakikat iddiasıyla beraber yoluna devam ediyordu. Ama geldiğimiz dönemde bu hakikat iddialarının doğrusu yanlışı, faydası getirisi götürüsü diyelim, bunlar çok daha net bir şekilde görüldüğü için artık Tanrı tasavvurları, bütün konuların birleşiminin bir özeti olarak bakabileceğimiz Tanrı tasavvurları konusu gündeme gelmiş oldu aslında.
Şimdi hiç oyalanmadan 45 dakikada bitirmeyi düşünüyorum. Yani saat 10'da inşallah tamamlamayı düşünüyorum. Konu da biraz uzun. Onun için doğrudan konuya giriyorum. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim ki Tanrı veya ilah dediğimiz şey, hangi kavramı kullandığımızın çok önemi yok açıkçası. İlah dediğimizde Arapçasını söylemiş oluyoruz. Tanrı dediğimizde Türkçesini söylemiş oluyoruz. İslam algısı açısından bakacağımızda da Allah deriz biz tabii ki Tanrı ya da ilaha. Ancak hangisi olursa olsun, isterse İslam'ın ilahı olan Allah olsun, isterse başka herhangi bir inanç sisteminin ortaya koymuş olduğu ilah veya tanrı olsun, tanrı denilen şey ya da ilah denilen şey nesnel bir araştırma konusu değil. Dolayısıyla bunu alıp laboratuvara sokamıyorsun, gidip üzerinde gözlem yapamıyorsun. Bunu en başta bir tespit olarak önümüze koyduğumuzda karşımıza aslında şöyle bir gerçek çıkıyor. Affedersiniz. Tanrı üzerine konuşmaya başladığımızda doğrudan biz metinlerden konuşuyoruz. Elimizde metinlerden ve aklımızdan başka bir şey yok. Dolayısıyla Tanrı'yı anlamak için de elimizde tek bir yol var. O da kıyas. Bilmem ifade edebildim mi? Yani Tanrı nesnel bir araştırma konusu değil. Nesnel bir araştırma konusu olmadığı için deney veya gözlem yoluyla onun hakkında fikir üretme yoluna giremiyoruz. Elimizde bize Tanrı'yı açıklayacak tek malzeme var. Onlar da metinler. Metinlerde yazan kelimeler ise ister istemez bizim için kıyas yollu olarak anlayabileceğimiz materyalleri bize sunuyorlar. Yani kıyas derken neyi anlatmak istediğim de anlaşılmıştır herhalde. Mesela biz Allah görüyor dediğimizde insanın görüyor olma özelliğinden hareketle Allah'ın görmesinin nasıl bir şey olduğunu düşünebiliyoruz. Böyle bir kıyastan bahsediyorum yani. Görmede, işitmede belki çok büyük bir sorun yok ama az sonra işleyeceğimiz üzere adalet konusunda, zulüm konusunda, iyilik konusunda, hikmet konusunda vesaire bunlar ciddi sorunlara dönüşebiliyor. Kıyas yoluyla bunları anlamak zorunda kalmamız ciddi sorunlara dönüşebiliyor. Az sonra gireceğiz bunlara. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Madem ki kıyas yoluyla metinler üzerinden biz Tanrı'yı anlıyoruz, o zaman şunu itiraf etmemiz gerekir ki o metni okuyan kişinin, metinle yüzleşen kişinin ortaya koymuş olduğu bir görüş olacak ve o görüş ister istemez ilgili kişinin kabiliyet, donanım, tecrübe, bilgi vesaire bütün durumlarından etkilenmiş olarak ortaya konulan bir görüş olacak. Madem ki metin kaynaklıdır, madem ki kıyas odaklıdır, o zaman ister istemez suje olarak, metni yorumlayan ben olarak, benim bütün background'umla beraber ben o Tanrı'yı aslında tanımlamaya başlayacağım. Örnek olarak şunu söyleyebilirim. Demokratik bir toplumda yaşayan bir insan için insan haklarının, özgürlüğün, bağımsızlığın vesaire çok fazla göz önünde olduğu ve insanların bunları tabiri caizse adam akıllı yaşayabildikleri bir toplumda yönetici algısı nasıldır? Demokratik haklar çerçevesindedir veya işte insan hakları çerçevesindedir. Ama bunun karşısında despot, diktatör ve tek kişi yönetimine bağlı bir yönetim tarzında insanların yöneticiden anlayacağı şey bambaşkadır. Şimdi siz Allah için Rab ifadesini, terbiye eden ifadesini veya Malik ifadesini, Malikül Mülk diyoruz değil mi Allah'a? Sahip olan ifadesini kullandığımızda iki farklı toplum yapısının bu kavramın içerisini hangi anlam içerikleriyle dolduracağı ister istemez farklılaşacaktır. Bir toplumun içerisindeki insanın Malikül Mülk kavramını anlayışı bambaşka olacaktır. Diğer toplumdaki insanın malikül mülk kavramını anlayışı bambaşka olabilecektir. Bir tanesi kendisini tamamen
bir sahibin kölesi gibi, bir efendinin kölesi gibi düşünebilecekken, başka bir tanesi de kendisini hukuki bir ilişkinin içerisinde ve karşılıklı haklar ve sorumluluklar çerçevesinde bir yönetim, yönetilen yönetici ağında kendini görebilecektir. Malikül mülk kavramı bile, bakın tek bir kavram, bir örnek vereyim dedim sadece, tek bir kavram bile insanların sadece yetişmiş oldukları kültürden hareketle farklı anlaşılabilecektir. Şimdi buradan hareketle başlığımız belki bazı arkadaşlarımızın dikkatini çekmiş olabilir. Ya Allah bir tane, peygamber bir tane, kitap bir tane. Madem ki böyle, o zaman niye Allah tasavvuru veya ilah tasavvuru demedi de bizim hoca? Tuttu da ilah tasavvurları dedi. Evet arkadaşlar, Allah bir tane. Bundan şüphemiz yok. Gerçekliği de bir tane. Allah'ın gerçekliği de bir tane. Ama Allah bizim karşımızda durup da her yönüyle bize, idrakımıza açık olmadığı için bizim zihnimizde oluşturmuş olduğumuz Allah düşüncesine biz Allah'ın hakikati, Allah'ın gerçekliği değil, ancak Allah tasavvuru diyebiliriz. Ve buradan hareketle benim zihnimde bir tasavvur oluşur ama bambaşka birisinin zihninde bambaşka bir tasavvur da oluşabilir ve bunlar birbirine uzak da olabilir, yakın da olabilir. Ama ben size şunu söyleyeyim, az sonra göreceksiniz zaten ele aldığımızda. İslam gibi bir dinde bile kaynakları ciddi şekilde sağlam, hani mütevatir bir şekilde elimize ulaşmış olduğu halde taban tabana zıt ilah tasavvurlarıyla karşılaşmamız gerçekten mümkün, hatta vaki. Bunu az sonra göreceğiz inşallah. Buradan hareketle başlığımızı da açıklamış olduk. Yani niçin Tanrı tasavvuru da Tanrı tasavvurları değil? Çünkü bizim konuştuğumuz şey aslında metinlerden hareketle insanların üretmiş oldukları Tanrı anlayışları. Tanrı'nın kendisi değil. Allah'ın sıfatları, husn kubuh meselesi, kader meselesi, kötülük sorunu, insan fiilleri gibi konuların hepsinin bir amacı vardır aslında. Bunların hepsi, bakın özellikle kötülük problemi dediğimizde, insan fiilleri dediğimizde, kader meselesi, husn kubuh problemi dediğimizde, bunların hepsinin aslında temelde bir sorudan ortaya çıkmış farklı uçlardaki sorular olduğunu görürsünüz. O soru da nedir? Aslında o soru şudur: nasıl bir Tanrı? Kaderi konuşurken biz aslında nasıl bir Tanrı'yı konuşuruz? Ne kadar bilen ve ne kadar müdahale eden bir Tanrı? Dolayısıyla nasıl bir Tanrı demiş oluruz. Kötülük problemini konuşurken ne kadar güçlü veya ne kadar iyi bir Tanrı demiş oluruz? Yine aslında biz nasıl bir Tanrı diye sormuş oluruz. Husn kubuh problemi derken iyilik kötülük Tanrı'yı da bağlayıcı bir etkiye sahip midir, yoksa Tanrı'nın ürünü olarak varlık sahasına çıkmış değerler midir deriz. Ve aslında yine Tanrı'nın varlığı sürecinde onun iyilik kötülüğe göre konumunu sorgulayarak yine biz nasıl bir Tanrı sorusunu sormuş oluruz. Bütün kelam bahisleri, İnanç esasları ile ilgili bütün bahisler aslında nasıl bir Tanrı sorusunun farklı uçlardaki yansımalarından ibarettir. Ve nasıl bir Tanrı sorusunun aslında karşılık bulduğu kelam başlığı da ilah tasavvurları başlığıdır. Şimdi şöyle bir özet geçecek olursak, bu akşam konuşacaklarımızın başta özetini verecek olursak, şematik bir anlatımla şöyle söyleyebilirim size. Aklıma gelmedi, bir şeyler de yansıtabilirdim aslında ama sözel olarak söyleyeyim, arkadaşlar not tutarlarsa hızlı bir şekilde daha iyi faydalanabilirler. İslam düşünce tarihine baktığımızda şimdiye kadar ortaya çıkmış olan 3 tane benim tespit ettiğim genel hatlarıyla görüşleri belli potalarda birleştirmeye çalıştığımızda, yoksa insan sayısınca Tanrı tasavvuru vardır, onu söyleyeyim. İnsan sayısınca Tanrı tasavvuru vardır çünkü her insanın kavrayışı farklıdır. Bununla birlikte İslam düşünce tarihi içerisinde ortak noktalardan birleştirip de en aza indirelim desek,
üç tane tanrı tasavvurunun bulunduğunu görüyoruz şimdiye kadar. Bunlardan birincisi, ben bunları kavramsallaştırdım. Belki okumuşsunuzdur, belki halihazırda okuyanlar vardır. Şu Sistematik Kelam kitabı Bilal Yayınları'nın, bunun içerisinde bir kitap bölümü benim yazdığım Tanrı İlah Tasavvurları olsa gerek bölümüdür. Orada bunun ayrıntılarını görebilirsiniz. Bu kavramları da orada bulabilirsiniz yani. İlah tasavvurlarının birincisi, Eş'arilerin ortaya koymuş olduğu, Eş'ariler tarafından ortaya konulmuş olan koşulsuz özgürlükçü ilah düşüncesi. Bu benim kavramsallaştırmam. Çok böyle akıcı bir kavramsallaştırma değil aslında. Ama içeriğini yansıtan bir başlık olması hasebiyle tercih ettiğim bir başlık oldu bu. Koşulsuz özgürlükçü ilah düşüncesi. Buradaki özgürlüğü insanlar açısından bir özgürlük olarak düşünmeyelim, Allah açısından bir özgürlük. Dolayısıyla hiçbir koşula bağlı olmaksızın %100 özgür olan, hiçbir bağımlılığı, hiçbir kaydı bulunmayan bir tanrıdan bahsediyor olmalarından dolayı biz Eş'arilerin ilah tasavvuruna koşulsuz özgürlükçü ilah tasavvuru dedik. Bu tasavvurun temel özelliği Allah'ın irade ve kudret sıfatlarını öne çıkartmış olmaları, adalet sıfatlarını ise El-Adil gibi, El-Hakim gibi, El-Muksit gibi adalet ve türevi sıfatları ise arka planda bırakmış olması veya içini boşaltmış olması. Detaylarına az sonra gireceğim. Yine bu koşulsuz özgürlükçü ilah düşüncesinin önemli bir vasfı da bana kalırsa dogmatik bir görünüm arz etmesidir. Rasyonellikle zerre kadar işi yoktur. Dogmatik, tanrı merkezli bir bakış açısıdır. Bundan kendileri de rahatsız değiller yalnız. Onu da söyleyeyim yani. Bunu belki ben eleştirel bir cümle olarak bunu ifade ediyorum ama Eş'ariler bunu söylediğinde tabii ki öyleyiz derler yani. Çok çok da öyleyiz. İyi ki de öyleyiz derler yani. Tabii bu düşünce sisteminde insan değersizdir. Kıymetli katılımcılar, Allah bütün değerlerin sahibidir ama Allah karşısında insanın herhangi bir değeri söz konusu değildir. Adeta insan sahibin malına sahip olması gibi Allah tarafından sahiplenilmiş bir mal statüsündedir. Hatta şöyle söyleyeyim, Allah-insan ilişkisi Eş'arilerde efendi-köle ilişkisi gibi kurgulanmıştır. Bunu ben söylemiyorum. Klasik metinlerde de Eş'ari alimler bu ifadeyi aynen kullanıyorlar. Detaylarına az sonra gireceğiz. Şimdi dedik ya, bir şematik olarak bir özet verelim diye. İkinci tanrı tasavvuru Mutezile'nin geliştirmiş olduğu bağımlı iradeci ilah düşüncesi. Burada da ön plana çıkan sıfat adalet sıfatı. Ama adalet sıfatını çok güçlü bir şekilde savunmaya kalktıkları için Mutezile adeta Allah'ın iradesini kısıtlanmış bir irade gibi sunmak hatasına düşmüşlerdir diye düşünüyorum. Rasyonel gibi görünür ama aslında Tanrı'nın kısıtlanmış bir varlık olarak sunulmasından dolayı bana göre rasyonalitesi insan algısı sınırları çerçevesinde kalmıştır. İlahi alem boyutlarını çok kavrayabilen bir bakış açısı sunamamıştır diye düşünüyorum. Yani burada insan değerlidir ama Allah'ın ilahlık vasfı, özellikle de iradesi açısından ciddi anlamda zedelenmiştir Mutezile'nin geliştirmiş olduğu ilah düşüncesinde. Maturidiye'nin geliştirmiş olduğu ilah düşüncesine mutlak hikmetçi ilah tasavvuru dedik. Niye mutlak hikmetçi dedik? Bunlar da hikmet sıfatını almışlar ellerine. Her yerde geçer anahtar olarak adeta hikmet sıfatını kullanmaya çalışmışlar. Tabii öyle bir hale gelmiş ki hikmet sıfatı artık çözülemeyen her problemde o problemi de çözen bir anahtara dönüştürülmüştür. Detaylarına az sonra gireceğiz. Dolayısıyla aslında Maturidiye'nin sisteminde insan Allah'ı anlamaktan çok
Allah'la ilgili her bir yargıyı kabul etmeye davet edilmiştir. Anlamaktan çok, kavramaktan çok kabul etmeye davet edilmiştir. Ya Allah niye şöyle yaptı? Hikmi vardır bir hikmeti. Ya tamam hikmeti var da Allah'ı anlamaya çalışıyoruz yani. Hikmetinden dolayı yaptı. Tamam dersin sen de o zaman. Tamam boş ver dersin. Artık buraya gider. Yani topu taca atma sanatı diyebilirim. Açıkçası Maturidiye'nin yaklaşımı için. Dördüncüsü. Hocam üç tane demiştiniz. Şimdi bu kadar adamın dediğini beğenmeyip de o zaman sen bir şey söyle derler diye bir de dördüncüsünü yazalım dedik. Tabii henüz itibar görmedik ama bakarsın 100 sene 200 sene sonra bizim adımızda birileri anarlar diye biz de bir tane ortaya atalım dedik. Bu dördüncü ilah tasavvurunun adı ilkeli özgürlükçü ilah düşüncesi. İlkeli özgürlükçü ilah düşüncesi. Burada da biz aslında Allah'ın herhangi bir sıfatını öne çıkartarak diğer bazı sıfatlarını ihmal etme kusuruna düşmemek adına Allah'ın bütün sıfatlarının aktif olduğu bir sistem geliştirme çabasına girdik. Mümkün olduğunca rasyonel bir bakış açısı ortaya koyalım dedik ve bu çerçevede tabiri caizse hani söz vardı ya Sezar'ın hakkı Sezar'a falan diye. Allah'ın hakkını Allah'a verelim, insanın hakkını da insana verelim. Ne Allah gücensin, ne insan değersiz kalsın tarzında bir bakış ortaya koymaya çalıştık. Şimdi tabii takdirlerinize sunacağım. Burada birinci ilah düşüncesinden başlayalım. Biraz detaylandıracağım. Hocam sen şimdi böyle cümleleri söyledin de hiç bunların ne dediklerini masaya yatırmadık. Ne dediklerini masaya yatırmadan senin ithamlarınla mesele ortada kaldı demeyesiniz diye. Şimdi biraz içeriye girelim. Bu adamlar ne demişler? Ben bunların hangi dediğine niye kızmışım? Onları burada konuşmaya başlayalım. Meseleye şuradan başlayacağız. İmam Eş'ari ile üvey babası ve aynı zamanda hocası Ebu Ali el-Cübbai var biliyorsunuz. Bunlar arasında yaşanmış olan bir tartışma var. Bunun yaşanmadığını söyleyenler de var da sonuçta bizim işimize yarıyor olduğu için biz şu anda bunu yaşanmış gibi addedelim ve onun üzerinden yürüyelim. Başka bir yerden de yürüyebiliriz ama bu oldukça güçlü bir altyapı sağlıyor bize. Onun için buradan yürüyebiliriz. Eşariyenin kanaatini değiştirecek bir durum olmazdı zaten böyle bir şey yaşanmasaydı da. Teorikte de onlar bunu söylerlerdi zaten. Üç kardeş meselesi. Konuyu bilen vardır, bilmeyen vardır. Onun için hızlı bir şekilde üç kardeş meselesini ortaya koymaya çalışayım. İmam Ebul Hasan el-Eş'ari biliyorsunuz 40 yaşına kadar Mutezili'ymiş. Hocası da Mutezili alim Ebu Ali el-Cübbai'ymiş. Bir gün Ebu Ali el-Cübbai'nin yanına gelmiş ve ona demiş ki sana demiş bir sorun var. O da demiş buyur sor. Üç kardeş düşün demiş. Bunlardan bir tanesi ben somutlaştırarak anlatacağım biraz. 50-60 yaşına kadar yaşadı, mümin olarak öldü. Bir tanesi 50-60 yaşına kadar yaşadı, kafir olarak öldü. Bir tanesi de 4-5 yaşlarında iken öldü. Bunların yeri ne olur? Ahirette bunların makamı ne olur? Diye sormuş. Ebu Ali cevap vermiş. Demiş ki, o 60 yaşına kadar itaat üzere hayat yaşayan kişinin yeri cennettir. Çünkü Allah'a taatte bulunmuştur. 5-6 yaşına kadar yaşayan kişi herhangi bir masiyeti yoktur ve mükellefiyette yüklenmediği için Allah'ın onun hakkında yapabileceği en güzel şey onu cennetine koymaktır. Allah da kendisi için en güzel şey dururken daha fenasına yönelmeyeceğinden dolayı o 5-6 yaşındaki çocuğu cennete koyar. Yani çocukken ölen şahsı cennetine koyar. 50-60 yaşına kadar yaşayıp da isyan üzere can veren kişi, isyan ve inkar üzere can veren kişi kim ise onu da cehennemine koyar diye cevap veriyor. Bunun üzerine İmam Ebul Hasan el-Eş'ari diyor ki, ya diyor peki diyor Allah bu
Bunların hepsi makamlarında duruyorlarken, hepsi makamlarında bulunuyorlarken, az önce saymış olduğum makamlarda. Bu 5-6 yaşlarındayken ölen birey Allah'a seslense, dese ki, Ya Rabbi, benim abim, o cennete konulan, ne kadar güzel makamlarda bulunuyor. Ona verdiğin makamlardan, ona verdiğin nimetlerden bana da versen ya, Ya Rabbi, dese, Allah diyor buna ne der? Allah ona der ki diyor Ebu Ali, Allah ona der ki, abinin bir sürü ibadeti, taati var. O ibadeti taatinden dolayı o senden daha yüksek makamları hak etti. Onun için de oraya gitti. Bu sefer çocuk ona cevap verse, Allah'a cevap verse diye soruyor İmam Eşari. Peki bu esnada çocuk dese ki, Ya Rabbi keşke beni de 50-60 yaşına kadar yaşatsaydın da ben de itaatkar üzere, ibadet üzere can verseydim, abimin elde ettiği ne kadar nimet varsa onların hepsine ben de nail olabilseydim. Allah ona der ki diyor Ebu Ali, eğer ben seni 50-60 yaşına kadar yaşatacak olsaydım, sen o abin gibi cennet ehlinden değil, falanca kardeşin gibi cehennem ehlinden olacaktın. Çünkü senin eğer mükellefiyetin söz konusu olsaydı, sen ibadet taat üzere değil, isyan ve inkar üzere yaşayacaktın, onun için de cehennemi hak etmiş olacaktın. Ben istedim ki sen cehenneme girmeyesin, en azından alt katlarında da olsa tabiri caizse cennette bulunasın diye ben seni çocuk yaşındayken öldürdüm. Peki diyor bu esnada diğer kardeş söze karışsa ve dese ki Ya Rabbi madem ki sen 50-60 yaşına kadar isyan inkar üzere yaşayacağını bildiğin kullarını çocukken öldürüp de cehenneme girmekten kurtarabiliyordun. O zaman beni de 5-6 yaşlarındayken öldürseydin de ben de en azından şu cehennemden çıkıp da alt katlarında da olsa cennete girebilseydim ya derse Allah ne der diye sorduğunda Ebu Ali el-Cübbai cevap veremiyor. Onun cevapsız kalmış olduğu bu noktada İmam Eş'ari ben Mutezile'den döndüm diyor. Ben artık Mutezile değilim diyor. Ben artık bundan sonra İmam Ahmed bin Hanbel'in yoluna tabi oldum diyor. Ama tabii onu çok daha aşan bir görüş ortaya koyuyor, bir mezhep ortaya koyuyor. Şimdi meselemiz şu. Üç kardeş meselesini böyle söyledik. İmam Eş'ari bunu nasıl çözdü peki? Tamam Mutezile'yi beğenmedi, Mutezile'den ayrıldı da kendisi nasıl bir çözüm önerisi ortaya koydu? İmam Eş'ari dedi ki Allah'tır dilediğini yapar. O kardeşe ne der? O kardeşe der ki seni cennete koymayı istedim. Öbür kardeşe ne der? Seni de cehenneme koymayı istedim. Açıklamak zorunda değil. Sorgulanamaz. Ayette de yazıyor. O yaptıklarından sorgulanmayacaktır. Sorgulanamaz. İnsanlar ise yaptıklarından sorgulanacaklardır. Ayette yazıyor. Yazmıyor mu? Yazıyor arkadaş. Tamam işte bunun cevabı budur diyor. Tabii insanın içine pek sinmiyor. Sonuçta Allah beni muhatap aldı, yarattı. İşte hak din iddiasıyla bir kitap gönderdi, peygamberler gönderdi, akıl gönderdi. Bu kadar büyük bir sistem kurdu. Ne diye? Nihayet var. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin diye. Madem dileyen inkar edecek, inanacaktı. O zaman Bu denilenler ne olacak? O zaman Kur'an-ı Kerim'de çelişki mi var? Vesaire böyle sorular uzayıp gider. Konuyu dağıtmadan dönelim İmam Eş'ari'nin bunun altyapısını nasıl oluşturduğuna. Ama şimdi İmam Eş'ari üzerinden değil de Eş'ari silsile üzerinden konuşalım. Eş'ariler bu kurmuş oldukları bu sistemi husun kubuh meselesiyle başlatıyorlar. Şimdi burası önemli bakın. Ben başta söylemiştim zor olacağını zaten. Şimdi bir örgü örer gibi üst üste konuları ekleyeceğiz ve birinci konumuz husun kubuh meselesi olacak. Husun kubuhun tanımıyla işe başlıyorlar Eş'ariler ve diyorlar ki husun yani iyi dediğimiz şey failin amacına uygun olandır. Husun failin amacına uygun olan şeydir. Kubuh ise kabih ise
failin amacına uygun olmayan şeydir. Bunu aldık, husun kubuhun tanımını aldık, koyduk bir kenara. Sonra peşinden diyorlar ki, Allah'ın fiilleri her türlü amaçtan müstahnidir. Yani Allah amaçlarla eylemde bulunan bir varlık değildir. Allah'ın hiçbir eyleminde, hiçbir amaçtan asla söz edilemez diyorlar. Niye diyorlar bunu? Diyorlar ki ya amaç kime yakışır? Bir şeyi elde etmek isteyene yakışır. Allah bir şeyi elde etmek istediğinde onun isteğine yön veren bir şey yoktur ki derler. Sadece isteğidir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Allah'ın bir şeyi yapmasının sebebi sadece onu istemesidir. İsteğinin daha gerisinde bir amaç asla söz konusu olamaz diyorlar. Çünkü o zaman onun isteği o amaç ile yönlendirilmiş olur diyorlar. Ve Allah yönlendirilmemeli, sadece istediği için yapmalı diyorlar bir şey. Tamam, peki. Bunu bir de şöyle güçlendiriyorlar. O zaman ne oluyor? Allah'ın fiilleri illetine binaen değil, failine binaen mutlak husun oluyor. Bilmem anlatabildim mi? İlletinden dolayı yani şöyle olursa iyi olur, böyle olursa kötü olur değil. Allah istediyse iyi olur, Allah istemediyse kötü olmuş olur. Allah istemediği bir şey yapar mı? Yapmaz. O zaman Allah bir şey yaptıysa o iyidir. Ya onun niteliği şuydu buydu, onun bir önemi yok. Allah istediyse o iyidir derler. Sonra bunu güçlendirmek üzere ilkesel bir ifade daha koyarlar ortaya ve derler ki Allah sınırlara tabi olan değil, sınırlar koyandır. Şimdi sınırlar bizim için değil mi? Ve karşımızdaki sınırlarla, emirlerle, yasaklarla düşündüğümüzde bizim için iyi olan nedir? Emirlere uygun olan eylem, kötü olan nedir? Yasaklara aykırı olan eylem. Bunlar bizim için iyidir, kötüdür. Allah'a emir veren var mı? Yok. Yasak koyan var mı? Yok. O zaman Allah için hedef var mı? Yok. Hedef yoksa hedeften sapma da yok. Bilmem anlatabildim mi? Bakın aslında çok harika bir sistem kurmuşlar kendi işlerinde. Hedef, Allah için hedef yok diyorlar. Hedef yoksa hedeften sapma da yok. O zaman Allah ne yaparsa yapsın iyidir diyorlar. Çünkü hedeften sapma ancak kötü olur. Ona bir sınır koyan olmadı ki, ona bir hedef belirleyen olmadı ki o bir şey yaptığında hedeften şaşmış olsun, bir şey yaptığında hedefe varmış olsun. Madem ki öyle bir durum yok, ne istiyorsa iyi olan odur diyorlar. Ama şimdi ben burada şöyle bir soru geldi aklıma. Eşariler buraya kadar okudum ettim. Dedim ki ya arkadaş tamam da eğer böyleyse Allah ne diye bazı fiilleri mutlak olarak kendisinden nefy ederken, ben asla şunları yapmam derken, bazı fiillerden de asla ödün vermeyeceğini söylemektedir. Şimdi ne yaparsa yapsın iyi olan, ne yaparsa yapsın asla kötü olmayacak olan bir varlık, ne diye bazı şeyleri mutlaka yapacağını, bazı şeylerden ise mutlaka sakınacağını söylesin. Kötü bir şey yok ki bundan sakınacağını söylesin. Ama bakıyorsunuz, ne diyor ayet-i kerimelerde? İsteyenlere numaralarını da verebilirim. Allah kullarına asla zulmedici değildir diyor. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez diyor. Aralarında adaletle hükmedilir, haksızlığa uğratılmazlar diyor. Buradan biz ne anlıyoruz? Çok net bir şekilde şunu anlıyoruz bu ayetlerden. Bir sürü var bu ayetlerden. Ben 3 tanesini söyledim sadece. Biz buradan şunu anlıyoruz. Allah diyor ki ben zulümden mutlak manada uzak dururum. Zulüm bana yakışmaz. Ben zulümden mutlak manada uzak dururum. Hatta bir de bunun için bende adalet sıfatı da var. Belki adaletle aynı anlamda düşünebileceğimiz hikmet sıfatı da var. Haksızlıktan mutlak manada uzak duracağını bildiren muksit sıfatı da var. Bütün bu sıfatlarımla beraber ben asla zulmetmem diyor. Şimdi bizim aklımıza, yani benim aklım hemen şu geliyor bu sefer. Ya arkadaş, Allah için madem ki her bir eylem diğer başka bir eylemle aynı değerdeydi, Allah ne yaparsa yapsın iyi oluyordu, o zaman zulüm Allah için kötü bir şey değildi ki Allah bu zulmü ne diye kendisinden nefyetti.
dediğimde benim aklıma gelen Gazali'nin de aklına gelmiş meğer. Gazali demiş ki bu soruya cevabımız var. Nedir diye sorduk. Gazali bize dedi ki zulüm nedir dedi. Biz de cevap verdik. Dedik ki ya zulüm hak sahibinin hakkına girmektir. Mülk sahibinin mülküne tecavüzde bulunmaktır. Gazali de dedi ki bak ne güzel söyledin. Sen bir kulsun. Sen bir mülksün. Sahibin kim? Allah. Allah bütün mülkün sahibi iken, bütün mülk Allah'ın iken, Allah sana ne yaparsa senin mülküne tecavüz etmiş olabilir ki? Dedi. Bilmem anlatabildim mi? Yani bütün mülk Allah'ın iken Allah'ın mülke tecavüzü söz konusu olamaz. Sen şimdi diyorsun ki arkadaş bu can benim. Bunu cehenneme atıyorsan bunun bir gerekçesinin olması lazım. Yoksa bana zulmetmiş olursun. Allah da diyor ki ya güldürme beni diyor. O can senin değil. O da benim. Madem ki benim istediğimi yaparım diyor. Örnek şu an elimdeki kalem. Benim mi? Benim. Madem ki benimdir, istersem bunu elime alır yazarım. İstersem kırar atarım, istersem ateşe atar yakarım. Benimdir, kimse de karışamaz. İşte diyor, kullar da benim mi? Benim. İstediğimi yaparım. Bu sefer soruyoruz, diyoruz ki, ya tamam, üstadım, anladık da Allah o zaman niye Allah kullarına asla zulmedici değildir dedi. Bu sefer Gazali diyor ki Allah'ın buradaki Allah kullarına zulmedici değildir ifadesi zulmü kendisinden mahza nefyetmesi anlamındadır. Ne demek yani? Bu şu demektir diyor. Allah ne yaparsa yapsın size zulmedici olmuş olmaz anlamındadır diyor aslında bu. Hani mülk onundu ya. Ne yaparsam yapayım size zulmetmiş olmam zaten demek istedi diyor aslında Allah burada. Bilmem anlatabildim. Şimdi burası biraz zor bir yer ama eğer burası anlaşıldıysa anlamayan varsa mikrofonunu açıp müdahale edebilir, tekrar edebiliriz. Çünkü burası kilit bir nokta. Bir alkış aldık ama benim alkışladılar, Gazali'yi mi alkışladılar bilemedim yani. Hocam Arzu Hoca söz istemiş. Buyurun Buyur. hocam. İyi Buyursun Arzu Hoca. akşamlar hocam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben sadece Teşekkür 15 dakikasını kaçırmış olabilirim konuşmanın. Ondan sonra katıldım. Ama kelamcı değilim. ederim. Felsefeciyim. Evet. Sizi dinlerken hep şu şey geldi aklıma. O yüzden de hani şu an siz varsa sorusu dediğiniz için katılmak istedim. Yoksa hani sonunda aslında belki sorardım. Sanki yani şu anki bu dinlediğim konuşmada insanda direkt bir irade olmadığı hissi kapılıyor oldu bende. Yani Allahu Teala Gazali'nin söylemesinde de, Eşarilerinin söylemesinde de bize hiçbir irade vermemiş. Biz tamamen iradesiz bir şekilde o nasıl yönlendirdiyse o şekilde hareket ediyormuşuz gibi algıladım. Mesela Tamam. o üç kardeş meselesinde cevap neden şöyle olmadı diye hep düşünüyorum. Evet, ben sizi yarattım kullarım. Sen 5 yaşına kadar ve ben sizin sonsuz hayatınızda bildiğim için yaratıcı olarak doğumunuzu ve sonuna kadar olan bütün hayatınızı bildiğim için sana tercihi bıraktım. Cehennemi veya da cenneti gösterdiğimde sen 5 yaşından sonrasında cehenneme gitmemeyi tercih ettiğin için böyle oldu. Ya da işte diğer kuluna da sen evet dünyada zevk yaşamak istedin ve tercih senindi ve sonunda sen evet cehenneme gideceğini bile bile o tercihi tercih ettiğin şeklinde neden bir yorum yapılmadı diye çok merak ettim hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bu cevabı beğenmedim ama onu söyleyeyim. 5 yaşında ölmek istiyorum demez kimse. Öyle bir kurgu olduğunu sanmıyorum. Ve hocam o zaman sen cevabını söyle dersen bende de cevabı yok. Şu anda yani bu sorunun ortaya atılışının üzerinden aşağı yukarı 1200 yıl geçti. Evet. Halihazırda bu soruya verilmiş bir cevap yok, onu söyleyeyim. Ama Sen bir cevap.
akıllı bir insan sonsuz, neticede dünyada sonsuz olduğumuz belli. Yani şey, sonlu olduğumuz belli. Yani Evet. maksimum 100 yaşında yaşasa da ölecek. Ve Evet. ahiret sonsuz ve hani akıllı bir insan tercih yaptığında sonsuz olan yerde daha uzun yaşamayı, daha güzel yaşamayı tercih edebilir. Yani o yüzden de eğer o akıllı birisi ise 5 yaşında ölümü tercih edebilir bence. Tamam da 5 yaşında yani kulun ecelini kendisinin belirlemiş olduğunu söylemiş olursun ki bu da isabetli değil bence. Yani Ama işte kul ben tercih ağırlıklı. etmişi, benim sadece söylemek istediğim Allahu Teala'nın insanlara iradeyi bırakıp o kulların tercih hakkını kullanmış olmaları. Ya yani o yüzden de tercih hakkını kullar Neyse kullandığında bir itiraz iddiadır. hakları olmuyor. Anladım Arzu Hanım. Bir iddiadır. Dediğim gibi benim hoşuma gitmedi. Sen felsefecisin. Bunun üzerine biraz daha düşün bence. Çok tutarlı gelmedi bana. Yani senin sunumunda dinleriz ayrıntılarını icabında ama şimdi arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz. Bu dediğimi anlamayan oldu mu diye ben sordum aslında. Sadece Hocam gaza. zaten normalde en sonda biz soruları alıyoruz. Siz sadece o kısmı anlamayan varsa diye şey Evet. yapıyoruz Doğru. arkadaşlar, büyük ihtimalle şey sanırım. Evet. Ama Volkan Hoca o kısımla ilgili sanırım bir şey soracak. Buyur Volkan Hoca. Yani hocam şu mu yani hani mavilindir yani kimsenin ağzından kimse ilgilendirmez. Hani şunu şuraya koyarım, şunu şuraya koyarım. Bu yani değil mi hocam kısacası? En özetle. Aynen öyle de şu yani. Peki niye o İrade zaman konu. Yani niye niye o zaman irade verdi daha doğrusu? Yani o mesele gelen niye irade verdi o zaman? Yani madem benim şeyim. Evet. Şimdi orayı çok sorun etmene gerek yok. Zaten irade verildiğini çok da kabul etmiyorlar. Onu Bu ben irade konusunda Arzu Hanım'ın ilk söylemiş olduğu yerdeler. Yani eşarilere genelde cebri mutavassıt denir. Ama eşariler cebri mutavassıt olarak nitelendirilmesinin tek sebebi ehli sünnet çatısı altında bulunmalarından dolayı onları ehli bidat olarak göstermemek içindir. Siyasidir. Yoksa eşariler de bizim cebriye diye anlattığımız görüşlerin savunucularıdırlar. Sadece bunu söylem boyutunda amalarla bitildikleri için cebri mutavassıt olarak anılmışlardır. ben şey diyebiliyorum yani İmam Eş'ari'nin hani son görüşü olarak İbn-i Fülek'in El-Melakatul Eş'ari diye vardı hocam. Orada son anda hani Maturidiye'nin yani fiil anlayışına döndü, yani irade anlayışına döndüğünü yazıyordu da hani en sonunu okumuştu. İbn-i Fülek'in Melakatul Eş'ari öyle bir eseri vardı. Orada yazıyordu. Hatta bir aşıdan falan bahsediyordu da orada metinde okumuştum. Yani son görüşü Neyse. olarak. Neden Neyse konu? şimdi irade bahsine Hocam girmeyelim. O ayrı bir konu. mesajlar grubunda arkadaşlardan tekrar etmenizi isteyenler oldu hocam. O Tamam. kısmı Şimdi bir daha tekrar eder misiniz? Size bir zahmet. bakayım. Funda Hoca bir şey demiş. Hocam bir şey sormak istiyorum. Böyle durumlarda konu Allah'ın kibirli olmasına geliyor. Bu konuda günaha girmiş sayılır mıyız? En sevmediği şeylerin başında kibir olması kilit nokta aslında. Ama sizlerden duymak isterim demiş. Sorumu ilettirmişsiniz misiniz? Demiş. Tamam. Tekrar etseniz demiş bir de saadet. Şimdi Funda'nın sorusu ayrı bir soru ve bambaşka bir konu. Funda'nın sorusu aslında Allah alemin için yarattı sorusunun çerçevesinde ele alınması gereken bir konu. YouTube'da benim bununla ilgili 1,5 ya 1 saatlik bir videom var. Funda'yı oraya yönlendireyim. Bu akşamın konusu çünkü o değil ve doldurur yani bunun cevabı orayı doldurur. Allah kibirli falan değil bence onu söyleyeyim. Bu tabii işte kulları ibadet ettirmesi, melekleri emrine ram kılması vesaire bunlar kibirmiş gibi açıklanıyor ama bunlar isabetli yaklaşımlar değil. Cevabı o videomda var. Şimdi tekrar edecek olursak şu dediğimiz şeyi ondan sonra da devam ediyorum. Daha yeni soru almayalım. Çünkü diğerlerine de bakacağız. Gazali diyor ki Allah kendisinden zulmü nefy ediyor mu? Ediyor. Doğru. Ama diyor bu ben sizin zulüm diye anladığınız şeyi yapmam anlamında değildir diyor. Zulüm nedir mesela? Ben bir komşumun odununu gidip çalsam onun hakkını gasp etmiş olurum. İşte diyor bu esnada ben zulmetmiş olurum. Ya da komşuma gidip bir yumruk atsam ben onun hakkına yine girmiş olurum. Burada da diyor yine zulmetmiş olurum. Şimdi niye böyledir? Çünkü komşum kendi başına bir bireydir. Ben kendi başıma bir bireyim. O da
kendi bağımsızlığı var, benim de kendi bağımsızlığım var. Güya öyle zannediyoruz Eşarilere göre. İmam Gazali de diyor ki, arkadaş diyor, bak sen varsın, komşun var ya, işte diyor Allah karşısında bunların hiçbiri yok. Tıpkı benim elimdeki kalem gibi Allah'ın mülkü var. O mülkün içerisindeki unsurlardan biri de sensin. Dolayısıyla sana yapmış olduğu herhangi bir şeyden dolayı o sana haksızlık etmiş olmuyor. Madem ki haksızlık etmiş olmuyor, zulmetmemiş oluyor. İşte diyor Allah kullarına zulmedici değildir derken Allah'ın kastettiği şey, o ne yaparsa yapsın onun yaptığı şeye zulüm denmez anlamındadır diyor. Biz bunu kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Niye kabul etmiyoruz? Birkaç açıdan. Birincisi şu. Ayetin tamamını okuyayım şimdi ben size. Ayetin tamamı şöyle. Fussilet suresinin 46. ayeti. Kim din için, dünya için yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhine olarak kötülük işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla zulmetmez. Şimdi bu ayeti bütün olarak okuduğunuzda ne anlıyorsunuz? İyilik yapan iyiliğinin karşılığını buluyor, kötülük yapan da kötülüğünün karşılığını buluyor. Yoksa Allah iyiliği yapana kötü muamele, kötülüğü yapana iyi muamele yapıp da kimsenin hakkına girecek değildir diyor, değil mi? Ayeti bütün olarak düşündüğünüzde anlamı net olarak bu. Ama işte Eşariler bu ayetin son kısmını ele alıyorlar. Yukarıki kısmını görmüyorlar. Bu konu kapsamında en azından görmüyorlar. Metinlerin hepsini incelediğim için söylüyorum bunu arkadaşlar. Yani ben en başta şunu söyleyeyim. En başta söylemem gerekiyordu. Buraya geldi iş. Ama atlamayayım onu. İmam Eşari'nin, Bakıllani'nin, Gazali'nin, Fahrettin Razi'nin ya da diğer bütün Eşari alimler hangisi olursa olsun. Bakın çok net söylüyorum. Gerçekten yürekten söylüyorum bunu. İkna etmek için falan değil. Emin olun ne itikatta, ne ihlasta, ne ilimde onlardan hiçbirinin tırnağı bile olamam. Açık açık söylüyorum. Hiçbir hususta onların tırnağı bile olamam. Ama bu görüş yanlış. Niye yanlış? Bakın ayetin bütünü ortada. Onlar sadece son kısmından hareketle ve zulüm kavramının içerisini boşaltarak bunu yorumlamaya çalışıyorlar. Şimdi bana şöyle yorumlar geliyor. Kitap yurdunda da birisi yazmış. Bu kadar mütebahhir alim demiş. Bilmedi de sen mi biliyorsun demiş. Onlar Eşari olmazlardı demiş öyle olsaydı. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Bir sorun var. Sorun üzerine bir çözüm önerisi geliştiriyorsun. Geliştirdiğin çözüm önerisi ister istemez başından sonuna kadar tutarlı bir bütünlük arz etmek durumunda. Eşariler üç kardeş meselesinde girmiş oldukları çıkmaz yolun devam eden aşamalarını yaşamışlardır her bir soruda. Saadet diyor ki belki de siz anlıyorsunuzdur. Ayşen Hanım sesi kısabilir miyiz? Çok mümkün. Ben zaten en başta ifade ettim bunu. Ama şimdi bakın ortaya koyuyorum. Belki de ile bana itirazda bulunmak doğru değil. Bana şunu demeniz gerekir. Hocam siz böyle bir iddiada bulunuyorsunuz ama bakın Eş'ari alim olan falanca kişinin kitabında yazan şu cümle sizin bu dediğinizin böyle olmadığını gösteriyor diyebiliyorsanız o zaman ben size delikanlı derim. Yapın da gerçekten de memnun olurum. Ama ben söyleyeyim size İmam Eşari'den Taftazani'ye kadar bütün Eşari alimlerin eserlerini baştan sona taradım. Eşarilerin dediği şey bu. Kusura bakmayın. Yani ehli sünnetçilik yapacağım diye, mezhebi koruyacağım diye benim karşıma herhangi bir cümleyle çıkmayın. Ama o adamların kendi cümleleriyle çıkıp da benim dediğimi çürütebiliyorsanız o zaman dediğim gibi öperim alnıma koyarım. Ama bulamayacaksınız, onu da söyleyeyim. Çünkü ben hepsini baştan sona taradım. Bulursanız da memnun olurum yine. Ayetin tamamı bu. Gelelim başka bir meseleye. Şimdi arkadaşlar, ne dedik?
Neye sığındı Eşariler? Dediler ki Allah karşısında hiçbirimizin hakkı yok dediler, değil mi? Biz onun mülkü statüsündeyiz. Onun için de onun karşısında bizim hiçbir hakkımız yok dediler. Acaba gerçekten bizim Allah karşısında hakkımız yok mu? Bunu düşündüm. Ve bakın, normalde hani az çok tahmin ediyordum ama tabii tahminle ilim yürümüyor. Bir hadis-i şerif gördüm. O hadis-i şerif işte dedim bu. Bakın ne diyor hadis-i şerifte? Muaz bin Cebel. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'e diyor ki, ey Muaz, Allah'ın kulu üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Muaz diyor ki, Allah'ın Resulü daha iyi bilir. Peygamberimiz devam ediyor. Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, hiçbir şeyi ona ortak koşmaması ve yalnızca ona kulluk etmesidir diyor. Peki ey Muaz diyor, kulunun Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Bakın, gerisini okumama gerek yok bence. Okuyacağım ama gerek yok. Niye? Ne demiş oldu Peygamberimiz? Kulunun Allah üzerindeki hakkı. Demek ki neymiş? Kulun Allah üzerinde hakkı varmış. Devam edelim hadis-i şerife. Kulunun Allah üzerindeki hakkı ise diyor Peygamberimiz aleyhisselam, hiçbir şeyi ona ortak koşmaması ve yalnızca ona kulluk yapması durumunda onu cehenneme atmamasıdır. Ona azap etmemesidir diyor. Ne oldu şimdi? Açık bir şekilde şunu gördük. Demek ki Allah karşısında kullar da hak sahibi. O zaman Allah bana karşı herhangi bir eylemiyle haksızlık yapmış olabilir mi? Benim hakkıma girmiş olabilir mi? Evet, olabilir. Şunu geçiriyor olabilirsiniz aklınızdan. Hocam bu ne cüretkarlık böyle? Allah karşısında hak iddia etmek nasıl bir cüretkarlık? Arkadaşlar, Allah dileseydi beni kedi olarak yaratabilirdi. Allah dileseydi beni taş olarak yaratabilirdi. O zaman da ben Allah karşısında herhangi bir hak iddiasında bulunmazdım. Ama beni insan olarak yaratan, beni irade sahibi yapan, bana değer veren ve benimle arasında hukuki bir statü belirleyen varlık Allah. Yani beni hak sahibi kılan ben değilim zaten. Beni hak sahibi, kendisi karşısında beni hak sahibi kıldığı için Allah'a şükrediyorum. Bilmem anlatabildim mi? Hak sahibi olmak benim kendimden kazandığım bir şey değil. Zaten beni Allah hak sahibi kılmış. Ha, burada Eşariler aslında ne yapmış oluyorlar? Şunu yapmış oluyorlar. Allah'ın bana vermiş olduğu hakkı, Allah'ın bana açıkça ilan etmiş olduğu, seni şu konularda hak sahibi yapıyorum demiş olduğu hakları, hayır böyle bir hakkımız yok diye Allah'a iftira atmaya gider. Kasıtlı olarak değil. En başta söyledim zaten onlar hakkındaki kişisel kanaatimi. Ama düşünce oraya gider. Allah seni hak sahibi olduğunu ilan ederken, sen hayır ben hak sahibi değilim ya Rabbi, sen bana dilediğini yapıyorsun falan. Ya Allah'ı yüceltmek, olmayan şeyleri de ortaya koymakla olmaz. Devam edelim. Başka bir sıkıntı daha var. Başka bir ayet daha var. Ondan sonra sıkıntıya geleceğiz. Rum suresinin 47. ayeti. Hadisten delil söyledik. Bir de ayetten hadis söyleyeyim. Vaktiniz varsa, imkanınız varsa ayeti açın bakın. Bakın ayette diyor ki, müminlere yardım etmek bizim üzerimizdeki bir haktı. Arapçasında arkadaşlar hakkun kelimesi yazıyor. Mealdeki yorum falan değil. Doğrudan hak kelimesi ayetin Arapçasında yazıyor. Ayette de görüyoruz ki Allah bizi kendisi karşısında bazı konularda hak sahibi kılmış. Allah sen hak sahibisin derken ben tutup da yok ben senin karşında hak sahibi olamam, sen bana dilediğince davranırsın. Ne zaman ne yapacağını bilemem demiş olursun Allah'a. Bilmem anlatabildim bakın. Böyle bir tasavvur insanı Allah'la ilgili olarak şöyle bir düşünceye getirir. Bu Allah ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir Allah'tır. Dolayısıyla güven vermeyen bir Allah'tır. İlah'tır daha doğrusu. İlah olur diyelim.
güven vermeyen bir ilah olur. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Tirmizi hadisinde yine ne buyuruyor? Ayet-i kerimede el mu'minul müheymin diyor. Allah'ın kendisinin mümin olduğunu söylüyor. İnsandan mümin olması beklenir. Allah'ın mümin olduğu ortadadır. O zaman Allah güven verir. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir varlık değildir. Yani burada eşarilerin Allah'ı yüceltmek kaygısıyla onun iradesini ve kudretini kusursuz kılma yolunda giderken aslında tersi bir şekilde Allah'ın ne zaman ne yapacağı belli olmayan sefeh bir varlık konumuna düşürdüklerini görmüş oluruz. Burada başka bir sorun da şu. Kavramların içini boşaltmak dedik bakın. Hani ne demiş oldu Eşariler? Özellikle Gazali hepsinde var da. Gazali'de çok açık bir şekilde var. Zulüm denilen şey sizin hakkınızda hakka girmektir, doğru. Ama Allah için böyle değildir demiş oldu, değil mi? O zaman ne oldu? Adalet de aynı şekilde. Onu da çok uzatmamak için girmedim ama aynı şeyi adalet için de söylüyorlar. Allah ne yaparsa yapsın, o yaptığı için o iş adalettir diyorlar. Failinden dolayı yani, fiilin niteliğinden dolayı değil, failinden dolayı adalettir diyorlar. Şimdi bizim adalet anlayışımız ne peki? Hak sahibine hakkını vermek, değil mi? Hikmet, bizim anlayışımızda hikmet ne? En uygun şekilde davranmak. Adalet ne? Hak sahibine hakkını vermek. Zulüm ne? Hak sahibinin hakkına girmek. Kur'an-ı Kerim'de biz bu kelimeleri gördüğümüzde bu anlamları anlamamız lazım. Anlarız daha doğrusu. Ama bu eşari bakışta aslında şunu görüyoruz. O zaman şunu dememiz lazım. Allah için bahsedildiğinde aslında zulüm bizim anladığımız şey değildir. Allah için konuşulduğunda aslında adalet bizim anladığımız şey değildir. Öyle olmuyor mu? İşte ben 3 yaşında bir çocuğu ateşe attığım zaman ne yapmış oluyorum? Zulmetmiş oluyorum. Allah attığı zaman zulmetmiş oluyor mu onlara göre? 3 yaşındaki bir çocuğu ateşe attığı zaman. Olmuyor. Ne oldu? Aynı zamanda peki soruyorum, Allah burada zulmetti mi diyorum. Hayır, zulmetmiş olmaz diyor Allah. O zaman zulüm kavramı Allah için konuşulduğunda, başka insan için konuşulduğunda başka bir anlamdadır. Şimdi o zaman bakın nasıl bir tehlike doğuyor buradan. Kur'an-ı Kerim'de adalet, zulüm gibi kavramlar, hak, adalet, zulüm gibi kavramlar insan için kullanıldığında başka, Allah için kullanıldığında başka bir anlamda olabiliyorsa, o zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendisini anlatmak üzere kullanmış olduğu kavramların hepsi de bizim anladığımız anlamların dışında bir anlamda olabilir mi? Olabilir, bırak, olması gerekir. Eşarilere göre. Madem ki olması gerekir, o zaman ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda gerçek anlamda bunu anlayabiliyor muyum? Hayır, anlayamıyorum, çünkü ben kıyas yoluyla bakıyorum. Zulüm dediğinde ben düşünüyorum ki Allah benim zulüm gibi bir zulümden bahsediyor ama meğer öyle değilmiş. Adalet yazdığında zannediyorum ki Allah benim adaletim gibi bir adaletten bahsediyor. Hayır, öyle değilmiş. O zaman Allah'ın 99 sıfatı için de aynı şey geçerli olur mu? Olur. Kur'an'ın hepsi için de aynı şey geçerli olur mu? Olur. O zaman Kur'an-ı Kerim'in hakikati nerede kalır? Kur'an-ı Kerim'den benim anlamımın yanlış olduğu ortaya çıkar. Doğrusunu anlamak için kimin kapısını çalmam gerekir? Eşariler. Yani burada tabiri caizse kendi anlayışlarını bütün insanlığa dayatmış olurlar. Kendi ilah anlayışlarını bütün insanlığa dayatmış olurlar hiçbir altyapısı olmadan. Ama burada daha büyük sıkıntı da şu, Kur'an'ın tamamı aslında benim anlamadığım bir metine dönüşmüş olur. Çünkü kavramların anlamları benim kavramlarımın anlamlarıyla aynı değil. Böyle bir dönüşüm ise Kur'an'ın tamamını benim için anlaşılmaz bir metne dönüştürür. Özellikle de Allah'tan bahseden ayetleri açısından Kur'an-ı Kerim benim için tamamen anlamsız bir kitaba dönüşmüş olur. Burada bu sıkıntıyı da söylüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim eşarilerle ilgili. Allah insan ilişkisi, en başta söylemiştim ama burada sonuç itibariyle söyleyelim. Eşarilerde efendi köle ilişkisi gibi kurgulanmıştır. Bu ise metinlere uymaz.
ve gönle de sinmez. Gönle de yatmaz. Şimdi saatimiz 10:05 geçti. Burada Mutezile'nin anlayışının eleştirisi, Maturidiye'nin anlayışının eleştirisi, bir de benim bu ilkeli özgürlükçü meselesi vardı. İsterseniz şu şeyleri çok hızlı geçeyim. Mutezile ile Maturidiye'yi çok hızlı geçeyim. Direkt benimkine geleyim. Ondan sonra da sol faslı yapalım. Normalde bunları da ayrıntılı anlatabiliriz ama sonuç noktalarını söylüyorum sadece. Mutezile'ye bağımlı iradeci demiştik. Niye bağımlı iradeci dedik? Şundan dolayı Mutezile diyor ki arkadaşlar, Allah kulları hakkında iyi olan fiili yapmak, yaratmak zorundadır. Bilirsiniz, salah aslah düşüncesi. İlahın yanına zorunluluğu koyduğun anda senin ilah tasavvurun çökmüş demektir. Çünkü ilah dediğimiz varlık hiçbir şekilde zorunluluk altına sokulmaması gereken bir varlıktır. Öbür taraftan burada bir başka sıkıntı da şu. Vacipliği Allah'a yaklaştıramıyoruz. Bir de kusursuz bilgi ve eksiksiz kudret. Buraya dayandırıyorlar. Bakın, Mutezile Allah niçin iyi olanı yapar, kötü olanı da niçin asla yapmaz sorusunun cevabını şu mantık üzerinden veriyor. Çünkü diyorlar, insan kötüye niçin meyleder? Ya bilgisi eksiktir ya da ihtiyacı vardır. Allah alim ve kadir bir varlık olduğundan, hatta samet bir varlık olduğundan dolayı Allah'ın bilgisi de tamdır, ihtiyacı da mutlak anlamda yoktur. Madem ki samettir, madem ki alimdir, o zaman Allah'ın kötüye meyletmesi imkansızdır. Madem ki kötüye meyletmesi imkansızdır, iyiye meyletmesi vaciptir, yani zorunludur diyorlar. Ben de uzun uzun eleştirebilirdik ama vakit kısıtlı olduğu için kısa geçiyorum. Ben de diyorum ki hayır, doğru, Allah kusursuz bir kudrete sahiptir, bir bilgiye sahiptir, eksiksiz bir kudrete sahiptir. Ama kusursuz bir bilgi, eksiksiz bir kudret iyi davranışı ortaya koymanın sebebi değildir. Çünkü kusursuz bir bilgin olsa da, kusursuz bir bilgin olsa da, eksiksiz bir kudretin olsa da, şayet sende rahmet yoksa, bu gücünü ve bilgini iyilik için değil, kötülük için kullanırsın. Anlatabildim mi? O zaman neyi söylüyoruz? Diyoruz ki, Allah ancak rahmetle yoğrulmuş bir irade ile iyi olana yönelmektedir. Bakın, vaciplikle, zorunlulukla değil, ancak rahmetle yoğrulmuş bir irade ile iyi olana meyletmektedir. Burada da salah aslah düşüncesini, dolayısıyla mutezile ilah düşüncesini kenara atmış oluyoruz tabiri caizse. Tabii içimizde büyük bir kesim muhtemelen Maturidi'dir. Onun için de Maturidi'ye ne diyecek ki acaba diyorsunuzdur. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben de hali hazırda Maturidi'yim. Onların ilah tasavvurunda 3-5 kusur bulduk diye mezhebimizden dönecek değiliz. Ama arkadaşlar, Maturidi'nin ilah düşüncesinde de ciddi eksikler olduğu kanaatindeyim. Niçin? Onların ilah tasavvurunu ana hatlarıyla görmeye çalışalım. Allah'ın eylemlerindeki hikmet vurgusu, Allah'ın da tabi olduğu mutlak bir hakikatin varlığının kabul edildiğini gösterir. Ne diyorlar? Allah hikmetle hareket eder diyorlar, değil mi? Hikmet ne demek? Uygun olan işi yapmak demek. Bu ne anlama gelir? Demek ki Allah'ın, bu ifadem çok doğru değil ama başka şekilde konuşamıyorum, başka şekilde ifade edemiyorum. Allah'ın iradesinin dışında bir hakikatin var olduğunu düşünüyorlar ki Allah hikmete uygun olarak hareket eder diyorlar. Değil mi, anlatabildim mi? Buradan hareketle bir yönden Mutezile'ye, bir yönden de Eşariye'ye uyuyorlar. Mutezile'ye benzedikleri yön. Az önceki cümlemi tekrardan söyleyeceğim, merak etmeyin, anlaşılmamış olabilir. Az sonra tekrardan açacağım onu.
Mutezile'ye benzer bir yönüyle. Niçin? Çünkü Allah'ın dilemesinden bağımsız bir iyi vardır. Maturidiyye'de. Hani Hüsnü Kubuh meselesinden hatırlarsanız. Ontolojik mahiyeti itibariyle Allah'ın emrettiği iyidir der Eşariler. Ama Maturidiler öyle demiyor. Maturidiler diyorlar ki bir iyi vardır. Allah da o iyi olan şeyi emreder. Hani innallâhe ye'muru bil adli ayetini buna delil getiriyorlar ya. Allah iyiliği emreder. Demek bir iyilik var ki Allah onu emretti. Bilmem anlatabildim. Yani Allah, Eşariler tersten bakıyorlar ama diyorlar ki Allah'ın emrettiği şey iyidir. Halbuki ayette Allah iyiliği emreder diyor. Demek ki insanlar için değil sadece Allah için de bir iyilik var ve Allah o iyiliği tercih ediyor. Eşariye'ye bir yönden benziyor. Hangi yönden? Allah iyi olana vacip olarak değil de kendi iradesiyle meyleder diyor Maturidiler. Buradan dolayı da Eşariye'ye yaklaşıyorlar. Bu ilah tasavvurundaki sıkıntılı nokta neresi o zaman? Bu ilah, Maturidiyen ilah tasavvurundaki sıkıntılı nokta arkadaşlar, her bir eylemin hikmet sıfatında hamledilmesi. Her bir eylemin gerekçesinin hikmet sıfatına döndürülmesi. Buradaki sıkıntı bence bu. Niye sıkıntı olsun ki hocam? Çünkü arkadaşlar aslında bu cevap değil, bu topu taca atmak. Allah 3 yaşındaki çocuğu işte depremde öldürdü. Niye öldürdü? Hikmeti. Allah 3 yaşındaki çocuğu ateşe atar mı? Yani atabilir. Atarsa niye attı? Ya vardır bir hikmeti. Arkadaşlar bu çözümsüzlüğü çözüm olarak sunmaktan başka bir şey değil aslında. Bana sorarsanız. Onun için Maturidiyye'nin ilah tasavvuru Allah'ı anlamaya değil de Allah hakkında kullanılan cümleleri kavramaya değil de bunların hepsini toptan bir kabul ile kabul etmeye dönük bir yaklaşım sunuyor bana sorarsanız. E hocam zaten öyle yapalım, kabul edelim gitsin yani nedir? Arkadaşlar bunu böyle diyeceksek hiç konuşmamıza gerek yok zaten. Ama bunu siz dersiniz ben derim. Niye? Müslüman anne babadan doğduk. Ezan sesleriyle dünyaya geldik. Minarenin gölgesinde oyunlar oynadık. Bizim için Müslümanlık zaten hücrelerimize işlemiş bir kod. Biz bundan bırakıyoruz desek de bırakamayız kolay kolay. Ayrılıyoruz desek de ayrılamayız. Ama sen 15 yaşında bir gence kafasındaki soruları sana aktardığında ya kabul et gitsin dediğin zaman aynı karşılığı bulamazsın. Hele bir Hristiyanla, bir Yahudiyle veya bir ateistle, deistle, agnostikle karşılaştığında böyle bir yaklaşımı ondan göremezsin. Bunlara ancak senin rasyonel doğrularla, rasyonel, tutarlı, bütünlüklü görüşlerle onlara karşılık vermen gerekir ki senin dediğini de dinleyebilirler, dinleyebilsinler. Aksi takdirde dediğimiz şundan ibaret olur. Şu elimde tuttuğum Kur'an-ı Kerim olsun. Deriz ki bu kitaba inan. Karşımızdaki bize der ki bu kitaba niçin inanayım? Çünkü bu kitabın içerisinde bu kitaba inanman gerektiği yazıyor. O da bize demeyecek mi? O zaman sen de bu kitaba inan. Sen de diyeceksin ki niye inanayım? Bu kitabın içerisinde de buna inanman gerektiği yazıyor. Bakın bu dediğim çok kıymetli bir şey. Bir Hindu ile karşılaştığınızda o sizin karşınıza Vedaları havaya kaldırdığında siz de Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırdığınızda bunları birbiriyle dövüştürmeye kalktığınızda iki kutsal kitabın hiçbiri diğerinden daha değerli değildir kendi dindaşının nazarında. Burada bizim ortak bir uzlaşı zeminine ihtiyacımız var. O da ne Vedalardır, ne İncil'dir, ne Kur'an'dır. Bizim için ortak uzlaşı zemini ancak akıldır. Çünkü herkesin elinde ayrı bir kitap var ama herkesin kafasının içinde 3 aşağı 5 yukarı aynı akıl var. O zaman ortak uzlaşı zeminimiz ancak akıl olabilir. Madem ki akıl bizim ortak uzlaşı zeminimizdir, o zaman
Şunu deme hakkımız yok. Arkadaş inanan inansın, inanmayan inanmasın. E hocam Kur'an'da da öyle yazıyor. Lekum dinukum veliye din. Arkadaşlar o son cümledir. Diyeceğini dersin. Bütün argümanlarını ortaya koyarsın. Karşı taraf her şeye rağmen inatçı bir tutum içerisinde yolunu devam etmek istiyorsa o zaman lekum dinukum veliye din. Senin dinin sana, benim dinim bana dersin. Ama son söylenecek cümleyi en başta söylersen kendini tebliğci olarak sunman tam bir komediden ibaret olur. Onu çocuk da yapar. Herhangi bir tahsili olmayan sıradan bir vatandaş da bunu yapar zaten. Devam edelim. Şimdi geldik şeye. İlkeli özgürlükçü ilah düşüncesine. Böyle tabii bir saatin içerisine sığması biraz zor bir konu oldu ama mümkün olduğunca yine bunu da özet olarak vermeye çalışayım. Allah'ın bizim burada ilkeli özgürlükçü ilah düşüncesi, ilah tasavvurunda yapmaya çalıştığımız şey şu. Bana kalırsa sunmuş olduğumuz üç ilah tasavvurunu hataya düşüren temel nokta onların Allah'ın herhangi bir sıfatına odaklanıp diğer bazı sıfatlarını ihmal etmeleri onları hataya sürükledi. O zaman biz bu hataya düşmemek için Allah'ın herhangi bir sıfatını öncelemekten ziyade Allah'ın bütün sıfatlarını onun eylemlerinin gerisindeki ortak sebep olarak görebilirsek o zaman biz aslında bu hataya düşmekten de kendimizi koruyabiliriz diye düşündüm. Ve bunun üzerine Maturidi sistemin bir revizyonu olarak, türedi bir sistem değil onu söyleyeyim, türedi bir tasavvur değil, Maturidi sistemin bir revizyonu olarak ben şunu ortaya koymaya çalıştım. Allah'ın eylemlerinin bir meşruiyet zemininin olması gerekir. Şimdi bakın Maturidiler bize ne dediler? Hikmet, hikmet, hikmet dediler. Hikmet demek ne demek? En uygun olan şekilde davranmak demek. Şimdi sokağa çıktın. Yeşil ışıkta mı geçersin, kırmızı ışıkta mı geçersin? Yeşil ışıkta geçersin. Niye yeşil ışıkta geçiyorsun? Çünkü trafik kurallarında yeşilde geçmen gerektiği yazıyor. Yeşil ışıkta geçmenin meşruiyet zemini trafik kurallarıdır. Bakın bir meşruiyet zemini vardır. Mesela bizim için, bütün ülkemizin bütün halkı için meşruiyet zemini nedir? Anayasadır, kanunlardır, yasalardır vesaire. Bunların hepsinin bir meşruiyet zemini vardır ve ona uygun olanı yaptığın zaman aslında meşru iş yapmış olursun. Şimdi Allah da hikmetli davranıyor diyorsak Allah'ın hikmetinin bir tanımının olması gerekir. Yani Allah'ın hikmetli davrandığını ortaya koymak üzere Allah'ın da davranışlarının bir meşruiyet zemininin olması gerekir. Allah da olsa bu fark etmez çünkü mümin bir varlıktan bahsediyoruz. Ne zaman ne yapacağı belli olan bir varlıktan bahsediyoruz. Bize güven veren, bizi endişe, şüphe içerisinde bırakmayan bir varlıktan bahsediyorsak, o zaman bizim karşımızda bir meşruiyet zemininin olması gerekir. Arkadaşlar işte bu meşruiyet zemini Allah'ın ilkeleridir. Allah bize bu ilkelerini açıklamıştır. Bu ilkeler ise neye istinad ederler? Bakın Allah'tan bahsediyorsak, şimdi trafik kurallarından bahsetmek kolay. Niye? Ben gelmişim dünyaya 1983 yılında. Benden işte örnek veriyorum, benden 100 sene önce ya da 50 sene önce trafik kuralları yapılmış. O trafik kurallarına uyarsam uygun oluyor. İyi de Allah'tan önce bir şey yoktu ki meşguliyet zeminini ortaya koysun da Allah da ona uysun. Allah'ı bir kalıba sokacaksak Allah'a sokacağımız kalıp Allah'ın ötesine geçmemeli. Allah'ın gerisine geçmemeli. O zaman bu ilkeleri biz nereye dayandırabiliriz? Arkadaşlar bu ilkeleri bizim dayandıracağımız yer Allah gibi ezeli olan, Allah olan Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın ilkelerinin istinad ettiği yer Allah'ın sıfatlarıdır. Hocam ilke derken neyi kastediyorsunuz? Sıfat derken neyi kastediyorsunuz? Örnek vereyim mesela. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.
Bu mesela Allah'ın bir ilkesidir. Ama bunun dayandığı bir sıfat vardır. Nedir o sıfat? Biraz adalet vardır. Biraz rahmet vardır. Ama Allah'ın bütün sıfatları burada vardır. Allah'ın ilkesi. Tamam. Mesajlara baktım bu arada da. Biraz daha hızlanayım. Biraz uzattım çünkü. Arkadaşlar, o zaman şöyle özetlemeye çalışayım. Üç şey. İlkeli özgürlükçü ilah düşüncesinin üç temel dinamiği var. Bir, Allah'ın karakteristiği diyebileceğimiz, bakın bunların sıkıntılı ifadeler olduğunun farkındayım ama arkadaşlar en başta dedim ya, olsun. İster istemez kıyasi konuşuyoruz. Kıyasi konuşurken de ister istemez bazen haddimizi aşabiliyoruz. Haddimizi aşmak olarak görmeyin lütfen. Sadece konuyu anlamaya odaklanalım. Allah'ın karakteristik yapısıdır aslında Allah'ın sıfatları. Yani şöyle düşünün mesela. Fakir birisini gördüm yolda. Aç. Ben de eve gidiyorum. Evde bu akşam bana 2 ekmek lazımdı. Fırında 3 tane ekmek kalmış. Dedim ki ya fırıncı da daha beklemesin. Belki işte misafir gelir ya da sabah yeriz, fark etmez. 3 ekmeği de aldım. Yolda giderken fakir önümü kesti. Dedi ki ya 2 gündür bir şey yemedim. Elindeki ekmeklerden birini verir misin bana? Dese. Verir miyim ben o ekmeği? Şöyle söyleyeyim size. Eğer cömertlik sıfatı bende varsa veririm. Yok cimrilik sıfatı varsa, o fakir de olsa, ihtiyaç sahibi de olsa, bendeki o ekmek fazlalık da olsa ben o ekmeği gidip de o fakire vermem. Yarın sabah yeni ekmek alacağım, 10 lira daha para vereceğim, ne gerek var derim. Tıpkı böyle düşünün, aslında Allah'ın sıfatları onun karakteristiğini yansıtır. Allah kerimdir derken sen cömert bir varlıkla karşı karşıya olduğunun bilincinde olursun. Rahmandır, Rahim'dir derken merhametli bir varlıkla karşı karşıya olduğunun farkında olursun. Dolayısıyla bunların hepsi Allah'ın sıfatları, Allah'ın karakteristiğini bize sunar. İşte bu sıfatların yansıması olarak Allah ilkeleriyle bize kendisinin kurallarını açar. Sıfatlarının yansıması olan ilkeleri ikinci unsur. İlkeli özgürlükçü ilah düşüncesinin üç unsuru var dedik ya. Bir, Allah'ın karakteristiği olarak görebileceğimiz Allah'ın sıfatları. İki, o sıfatların yansıması olan Allah'ın ilkeleri. Bu ilkelerin içerisine çok şey sokabilirsiniz, onu söyleyeyim. Mesela, sadaka belayı def eder, ömrü uzatır. Bir ilkedir. Anne baba duası kabul olur. Bir ilkedir. Her şeyi koyabilirsiniz. Özellikle hadislere girmiştir yalnız bu ilkeler, onu da söyleyeyim. Ayetlerde de vardır tabii ki ama hadislerde çok daha belirgindir ilkeler. Mesela ayetteki bir ilke, siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. Bakın bu sıfat değildir. Ama Allah'ın el-mümin sıfatının bir mümin sıfatından yansıyan bir ilkedir. En geride ezeli olan sıfatlar, sonra sıfatların yansıması olarak insanlara açılan ilkeler ve en sonuncusu da, üçüncüsü de bu ikisinin sonucu olarak ortaya çıkan hukuki sözleşmedir. Hukuki sözleşme. Hocam sözleşmeyi nereden çıkarttınız? Sözleşmeyi şuradan çıkarttık. Bakın, Tevrat'ın diğer adı nedir? Ahdi Atik, eski sözleşme. İncil'in diğer adı nedir? Ahdi Cedid. Ne demektir? Yeni sözleşme. Kur'an-ı Kerim'in diğer adı nedir? Misak, yeminleşme, sözleşme. Gördüğünüz gibi bakın Allah sıfatlarıyla var. Sıfatlarına Esma-ül Hüsna'yı dahil edebilir miyiz demiş Fatma. Sıfatları zaten Esma-ül Hüsna'sı dahil etmek değil, bizzat onlar zaten. Bizim bildiğimiz kadarıyla tabii. Biz 99'unu biliyoruz. Ötesi de vardır belki. Biz sadece onları biliyoruz. Allah'ın sıfatları
yansıması olan ilkeleri ve ilkelerinin bizdeki kalıcılığını ortaya koymak üzere yapılmış olan hukuki sözleşmeler. Ahdi Atik, Ahdi Cedid ve Misak gibi. O zaman son cümleyi şöyle söyleyerek toparlayayım. İlkeli özgürlükçü ilah düşüncesinin özetini şu cümleye sığdırabiliriz. Nedir o cümle? Allah ne zamanki insanı yaratmış ve ne zamanki kendisi ile insan arasında bir hukuk ihdas etmiştir, sıfatları ve ilkeleri gereği artık asla bu sözleşmeden caymaz ve ihdas ettiği hukuktan asla ödün vermez. İşte o bundan dolayı el-mü'mindir ve insanlardan da bundan dolayı mü'min olmalarını beklemektedir. Diyorum, burada bitiriyorum. Teşekkürler ediyorum. Şimdi hocam çok teşekkür ederiz. Sunum için gayet güzel bir Eş'ari Maturidi Mutezile sunumu bayağı iyiydi. Bir de en son tabii sizin görüşünüz çok nefisti. Allah razı olsun, sağ olasın. Birazdan soruları alacağız hocam. İlk başta ben bir şey sormak istiyorum arkadaşlardan önce. Buyur. Hocam şimdi zaten genel olarak Eş'ariye yoğunlaştık. Çünkü Türkiye'de de yani her ne kadar Maturidiyim deseler dahi hala Eş'ari'nin bütün düşünceleri hakim. Ben şunu düşünüyorum, mesela şu anki ateistler, hatta ateist de değil Müslümanım diyenler dahi sadece kader anlayışında vesaire ecel anlayışında, yani her anlayışta sadece Eş'ari'nin anlayışını din olarak sayıyorlar. Yani bunun neticesi Nizam-ül Mülk medreselerine vesaireye kadar gider. Yani ben şunu sormak istiyorum. Katı ehl-i sünnetçiler ya da katı Eş'aricilere karşı nasıl yani bu algıyı yıkabiliriz? Yani aslında Allah'ın dininin sadece bir yorumdan ibaret olmadığını bir ilahiyatçı olarak biz nasıl sunabiliriz? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi Mehmet Hoca, benim bu konudaki yaklaşımım biraz farklı. Yani bırak ehl-i sünnet veya ehl-i sünnet dışı mezhepleri, mezheplerin ötesinde tarikatlar konusuna bile ben farklı yaklaşıyorum. Nasıl? Bakın bu Yahudilikte de benzer mezhepler var. Hristiyanlıkta da benzer mezhepler var. Üç tane temel tipolojiden bahsedebilirim size aslında. Üç temel tipoloji. İnsan olarak tipoloji dediğim bu. Bir, bana birisi bir şeyler söylesin de ben de ona inanayım diyenler. Bu tipolojinin ya da işte yani nasıl söyleyelim, metinlerden gelenekçi ve metinci, lafızcı kafa diyebiliriz. Türkiye'deki bunun karşılığını, pardon, İslam düşüncesindeki bunun karşılığını selefilik olarak görebiliriz. Arkadaş, metinde ne yazıyorsa ben onu alırım, onun ötesinde ben yorum yapmam. Ehli hadisçi veya selefi yaklaşım. Şimdi böyle bir karaktere sahip olan bir adama, böyle bir tipolojiye sahip olan bir adama sen bu benim anlattıklarımı anlatamazsın. Anlatsan da karşılık bulmaz. Ama bizim derdimiz, hedefimiz ne? Dünyanın amacı ne? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Kimin daha iyi iş işleyeceği ortaya çıksın diye Allah ölümü ve hayatı yarattık diyor. Yine ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Amaç bu mu? Bu. Ya varsın benim gösterdiğim yoldan gitmeyiversin. İmam Eş'ari'nin ortaya koymuş olduğu sistem 1000 yıl bu dünyada iş görmüş. Hem de iyi iş görmüş yani. Medreseler vasıtasıyla, siyasi yönetimler vasıtasıyla, öyle ya da böyle Eş'arilerin kurmuş olduğu sistem şimdiye kadar insanlar için ciddi hizmet görmüş. Bugün hala aynı mantıkla devam eden insanlar için aynı mantık üzere aynı metinlerle devam etmelerini salık verir, tavsiye ederim. Tipolojisi oysa buyursun oradan gitsin. Gelenekçi kafa için bunu söylüyorum. Şey yaparak da değil yani, küçümseyerek değil. Öbür taraftan akılcı bir taraf var.
Ya düşünün Mutezile. Şimdi şu çok garip gerçekten. Adam geçen bir tane kimdi hatırlamıyorum ama birisiyle karşılaştık işte. Mutezile'yi eleştirdi. En başta açıkladım size. Ben de zaten şu anda Maturidiyim ve Mutezile'nin hatasını da size söyledim. Ama şimdi ben şunu biliyorum ki Mutezile'nin içerisinde yani deyme alimler var. Ben elemana şunu söyledim. Dedim kardeş dedim bir tane Mutezili alimin tek bir eserinden tek bir cümle okudun mu dedim, doğru söyle bana. Bak kitap demiyorum ha, bir tane cümle okudun mu diyorum. Bir Mutezili alimin bir tane cümlesini okudun mu? Okumadım ama diye başladı. Ya sen neyi eleştiriyorsun? Senin o Mutezile dediğin adamın Kadı Abdülcabbar mesela, bir sürü var da bir tanesini söyleyeyim. Kadı Abdülcabbar'ın El-Mughni fi Ebvabit Tevhid ve'l-Adl adlı eseri 20 ciltlik eserdir. Bu adam İslam'ı anlamak için, doğru bir şekilde anlatabilmek için 20 cilt eser yazacak bir birikime sahip. En hacimli kelam kitabıdır. İslam düşünce tarihinde ortaya konulmuş olan en hacimli kelam kitabıdır. Hatice Hoca Zemahşeri'nin keşrafını demiş. Mutezili tefsirdir. Tefsirleri saymıyorum. Bakın kelam kitabı olarak en hacimli yazılmış olan kelam kitabı Kadı Abdülcabbar'ın El-Mughni'sidir. Peşine ne gelir biliyor musunuz? Bir Fransız yazarın 7 ciltlik bir kitabı vardır, peşine o gelir. Şimdi Kadı Abdülcabbar'ı örnek olarak söyledim. Bunun yanına bir sürü adam koyabilirsiniz. Sen şimdi kalkıp diyeceksin ki Mutezile batıl mezhep, onları geç. Ya sen ne oldun da Mutezile'yi batıl mezhep deyip de kenara atma cüretini kendinde buldun. Gelelim öbür taraftan İmam-ı Azam Ebu Hanife. İmam-ı Azam Ebu Hanife de Ehl-i Rey grubundandır. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi de Ehl-i Hadisçiler çokça kez tekfir etmişlerdir. Ama şimdi yani dolayısıyla burada şunu anlatmaya çalışıyorum. 1000 yıl öncesi, 1000 yıl sonrası çok fark etmiyor. Burada önemli olan tipolojiler. Bir adam reyci bir yani akıl fikir taraftarı, reyci bir yapıya sahipse o adama eşarilerin dedikleri fayda vermez. Yok bir adam ehli hadis kafasında bir adamsa ona da bizim dediklerimiz fayda vermez. Ama derdimiz herkesi bizim yolumuzdan yürütmek değil. Herkes kendi tipolojisine uygun olarak kendi tutturmuş olduğu yoldan buyursun gitsin. Burada yapacağımız şey, bizim peşinde olacağımız şey aslında hedeflerimizi bir tutmak. Bakın yani şimdi havanda su dövmenin çok da bir anlamı yok. Dünyada yaşananları görüyoruz. Müslümanlara lazım olan şey herkesi bir kalıba sokmaya çalışmak, herkesi bir yoldan yürütmeye çalışmak, herkesi bir şeyhe bağlamaya çalışmak olmamalı. Çünkü insanlar farklı tipolojilerdeler. Madem ki farklı tipolojilerdeler, bırakalım herkes kendi yolundan yürüsün ama hedefimiz bir olsun. Evet, bu herhalde dediklerine cevap olmuştur Mehmet. Şimdi çok güzel oldu hocam. Bahriye hocam el kaldırdı başta. Sözü ona veriyoruz. Buyurun hocam. Bahriye Hanım buyur. Affedersiniz hocam, yanlışlıkla olmuş. Kusura bakmayın. Ama teşekkür ederim. Çok çok güzel bir seminerdi. Çok teşekkürler hocam. Emeklerinize sağ olun. Çok faydalandık. Hiçbir şey tesadüf değildir. Demek senin soracağın bir şey var aslında, aklının arka planında bir yerde bekliyordur o. Allah bastırdı diyelim yani. Evet Mehmet hocam, Volkan hocamız. Buyur Volkan hocam. Hocam hayırlı akşamlar. Sağ olasın. Hocam bu anlattığınız eleştirilerin günümüzdeki eşarilere ve maturilere sunduğumuz zaman geri tepkileri ne olmuştur? Bir sorum daha var. Bundan sonra. Şimdi ben bunu Siirt'te, Siirt biliyorsunuz çoğunluğu eşaridir. Hatta neredeyse hepsi eşaridir. Siirt'te bir kelam koordinasyon toplantısı düzenlenmişti. Ben bu anlattıklarımı bir ölçüsüyle beraber, büyük ölçüde ama aşağı yukarı aynısını orada anlattım. 200 tane en az kelamcı vardı ve büyük bir çoğunluğu da eşariydiler.
Kızanlar oldu. Laf atanlar oldu oturduğu yerde. Elini kaldıran olmadı. Hayır, biz eşariler olarak böyle söylemiyoruz diyen olmadı. Az önce arkadaşa da söylediğim gibi eşarilerin dediklerinin dışında bir şey söylemiyorum ben. Eşarilerin dediklerini sadece tüm çıplaklığıyla gözümüzün önüne seriyorum ve diyorum ki her ne kadar 1000 yıl boyunca bu tuttu ise de, hizmet ettiyse de, bugünün gençlerine, bugünün ateizme, agnostisizme, deizme, savrulma tehlikesiyle yüz yüze olan 21. yüzyıl insanlarına bu sistemin verebileceği çok bir şey yok. Çünkü bugünün insanları tamam söyleyin ben inanırım demiyorlar. Bakın bir tane örnek vereyim size. Aslında belki de hiçbir zaman demiyorlardı da susturulmaya alışılmıştı. Olabilir. Örnek, şimdi kendim hayatımdan örnek vereyim. Bir gün evde hadis okuyorum. Riyazü Salihinden, hani çocuklara da kulak dolgunluğu olsun diye, işte hanım benim için de hani bir İslami eğitim, terbiye olsun diye, bize bir farkındalık oluştursun diye evde Riyazü Salihini okuyorum. Okurken de sesli okuyorum. O zaman kızım, tahmin ediyorum 3 tane kızım var benim. Ortancası 5 yaşında. Herhalde şeye gidiyor. Ana sınıfı gibi bir şey işte gidiyordu. Orta sehpada, ben koltukta oturmuşum, o da orta sehpada resim yapıyor. Sırtı bana dönük, hani şöyle kafasını da indirmiş, tamamen resmine odaklanmış vaziyette. Bir yandan benim aklımdan geçiyor ki, ya ben de güya bir şeyler okuyorum, çocukların kulaklarına bir şey girsin diye güya bir iş yapıyorum ama çocukların da çok benle alakası yok diye düşünüyorum. Aklımdan öyle geçiyor yani. Öyle bilinçaltında geçiyor öyle. Bir yandan da okumaya devam ediyorum ama kızlar resmini yapıyor, sırtı bana dönüp başı eğik. Şimdi hadis-i şerifi hatırlamıyorum ama Riyazü Salih'in ilk hadislerinden bir tanesiydi. İyiliklerden, kötülüklerden bahsediyor. Kötülüklere meyledilmemesi, yani kötülüklerden uzak durulmasını söylüyor hadis-i şerifte. Mealen. Şimdi hadis-i şerifi okudum. Kızım resmini yapmaya devam ediyor. Hani bana dönmedi, kafasını da kaldırmadı. Öyle olduğu yerden dedi ki, iyi de sonuçta kötülükleri yaratan da Allah değil mi dedi. 5 yaşındaki çocuk. Şimdi ne dersin yani? İnanın ne yaptım? Kelam dersinde anlattığım konuyu orada kızıma cevap olarak anlattım. 5 yaşında. Anladı anlamadı bilmiyorum ama ha tamam o zaman dedi. Ha tamam o zaman dedi, olay oldu. Sus bakayım deseydim iş nereye varırdı bilemiyorum yani. Ama bugünün 5 yaşında çocuğunu bile sorularına cevap verme ihtiyacımız var. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla evet, bir yandan bir şeyleri de okuyorum da aşağıya gelenleri. Dolayısıyla bizim şöyle bir lüksümüz yok. Ya biz inancımızı ortaya koyarız, örnek olur yaşarız. Problem varsa eğer o problemleri de artık ya ileride kendisi atar diye düşünürüz. Böyle bir lüksümüz yok. Problemlerle ilgilenmek durumundayız. İkinci soruya teşekkür ederim. Hocam. Hocam. İkinci bir sorum var mı? Dersin başında demişsiniz ki eşariler genelde yani Cebir Mutavassıt görüşüne çok hani cebir olarak düşünüyor demişsiniz ya, fakat herhalde bundan 1-2 ay önce Mücerredül Malakat adlı eser vardı İmam Eş'ari'nin birinci talebesiydi hatırladığım kadarıyla. Birinci kuşak talebesiydi. Volkan Hoca. Sesin geliyor mu hocam? Geliyor. Az bir dinle şey yapalım. Tam söyleyelim de herkes de öğrenmiş olsun. İbn-i Furek'in Mücerratu Makalat-i Şeyh Ebil Hasan el-Eş'ari kitap. Doğrudur hocam. Mücerratu Makalat-i Şeyh Ebil Hasan el-Eş'ari İbn-i Furek. Evet, onu da okurken ne gördün? Lafız okumuşum orada. Hani irade ile ilgili diyor ki, hani kafir küfrü özgür iradesiyle seçmiştir, ona müessirdir.
Hani onun tercihi, seçimi ve iradesi küfrü doğrultusundadır diyor. Ve bunun biraz daha şaşırma diyor ki, kaç kere her 6-7 satır sonrasında dedi ki, fiil ya meydana geliş esnasında ya meydana geldikten sonra bir istitaat ile birlikte meydana gelir diye bir hani şey var. Eserde şöyle bir şey, giriş var. Hani İmam Eşari'nin görüşünü özetliyor böyle. Hani burada tam hani normalde Maturidi'nin irade görüşüyle uyuşma mı acaba? Yani diğer hani Eşari'nin dediğiniz gibi yani bu görüşleri savunuyor. İşte hani son görüş olarak İbn-i Firek bunları nakletmiş mi? Siz ne dersiniz bu konu hakkında? Evet. Şimdi Volkan, aslına bakarsan İbn-i Furek döneminde henüz Eşarilik teşekkül etmiş değil. Bir daha Cüveyni'den sonra, Eşari'nin kalıplaşması Cüveyni ile birlikte ve Cüveyni'den sonradır aslında. Ama şunu da söyleyeyim, Eşarilerin yazdıkları o cümlelerin anlamı yok. Kendi dilemesiyle seçmiştir falan diyor ya, onların anlamı yok. Niye anlamı yok diyeceksin? Olur mu öyle şey diyeceksin? Şundan dolayı anlamı yok. Eşariler tıpkı yağmurun sebebi olarak bulutun bulunması gibi görüyorlar insanın iradesini. Şimdi burada kesb teorisine girmemiz gerekiyor. Kesb teorisi başlı başına bir muammadır. Ama ben onların mantığını anlatmaya çalıştığımda aslında mesele hemen çözülmüş olacak. Ve nasıl cebre kaydıklarını da görmüş olacağız. Yani şunu söylüyorlar. Allah diyorlar, insanın iradesi vardır diyor mu? Diyor. Tamam diyorlar. O zaman insanın iradesi olsun. Ama eğer insan Allah'ın iradesinden bağımsız olarak bir irade sahibi olursa, o zaman Allah'ın iradesinde bir kısıtlanma meydana gelmiş olur mu diyorlar? Evet, olur. O zaman diyorlar, bunların ikisini çözecek bir çözüm önerisi geliştirelim ve şöyle bir çözüm önerisi getiriyorlar. Diyorlar ki, Allah'ın kudreti Allah'ın iradesine tabidir. Allah'ın iradesi de Allah'ın bilgisine tabidir. Dolayısıyla gerçekleşen her şey Allah'ın bilgisine uygun olarak gerçekleşir. Şimdi gelelim kader görüşüne. Bunu aldık koyduk yani. Bu elimizde bir. Bunu anlamamız gerekiyor bir kere. Bu elde bir. Geldik kader görüşüne. Şimdi grupta sorsam, şu anda 45 kişi dayanabildi, 20 kişi istifa etti. Kader kaça ayrılır diye sorsam, benim öğrencilerim dışında, kader kaça ayrılır diye sorsam, gelecek olan cevapların tamamı kader ikiye ayrılır şeklindedir. Affedersiniz, kader diyorum, irade kaça ayrılır diye sorsam, gelecek cevapların tamamı ikiye ayrılır şeklindedir. Var mı ikiye ayrılmaz da şuna ayrılır diyen başka birisi öğrencilerim dışında? Yok. Nedir onlar? Cüz'i irade, külli irade. Bu kimin kader anlayışıdır, irade anlayışıdır? Arkadaşlar, bu içinizdekilerin, belki bu 45 kişinin en az 20'si Maturidi'dir. Ama bu kader anlayışı, bu irade anlayışı Eşarilerin irade anlayışıdır. Ve Maturidilerin irade anlayışına göre irade ikiye değil üçe ayrılır. Şimdi Maturidilerinki bir kenarda dursun. Eşarilerinkini anlamaya çalışalım. Eşarilerin kader anlayışı şöyle özetlenir. Biz hep şunu söyleriz. Şimdi Eşarilerinkini almışız ama işimize yaradığı kadarıyla almışız. İşimize yaradığından sonrasını almamışız. Şimdi ben size hepsini birlikte söyleyeceğim. Bakalım kabul edecek misiniz? Eşariler derler ki, irade ikiye ayrılır. Cüz'i irade, külli irade. Cüz'i irade insana aittir. Külli irade Allah'a aittir. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama bunun bir cümlesi daha var. Ve o cümlede ne diyor biliyor musunuz? Cüz'i irade, külli iradeye tabidir. Olay bitti. Burada cebre kaydık. Ama ne diyorlar biliyor musunuz?
Yok ya, kaymadık diyorlar. Nasıl kaymadık? Cüz-i irade var mı? Var. Tamam, varsa olay bitmiştir diyorlar. İyi de külli iradeye tabi olabilir diyorlar. Sonuçta var mı? Var. Yağmuru kim yağdırdı? Bulut mu yağdırdı? Yok, Allah yağdırdı. E bulutu buna vesile kıldı. İçkiyi kim içti? Falanca adam içti. Aslında Allah ona içirdi. Ama o kişi buna vesile oldu, vasıta oldu. Küfre kim girdi? Falanca kişi girdi. Ama onun küfre girme iradesini tercih etmesini irade eden kimdi? Külli iradesiyle Allah'tı. Dolayısıyla ateşe girecek olanın ateşe girmesinin sebebi Allah'ın onun ateşe girmesini istemesidir. Cennete girenin cennete girmesinin sebebi Allah'ın onun cennete girmesini istemesidir. Teklifi mala yutak konusu ne diye tartışılıyor diye zannediyorsunuz? Teklifi mala yutak konusunun tartışılmasının sebebi Allah'ın cehenneme atmış olduğu kullarını cehenneme atmasından dolayıdır. Ne demek yani bu? Teklifi mala yutak şudur. Böyle anlatılmıyor, bak onu söyleyeyim size. Şimdi teklifi mala yutak konusunun temel felsefesini anlatıyorum ben size şu anda. En başta ne demiştik? Her şey Allah'ın bilgisine tabiydi, değil mi? Allah, ne diyelim? Bir isim koyalım ortaya. Hep erkeklerden gidiyoruz, kadınlardan gidelim. Zeynep yoktu inşallah aramızda. Allah Zeynep'in diyelim cehenneme girmesini irade etti. Onun isyan ehlinden olup cehenneme girmesini bildi. Ezelde bunu böyle bildi. Bunun değişme ihtimali var mı? Allah'ın bilgisinin cehalete dönüşme ihtimali olmadığına göre Allah nasıl bildiyse öyle olacak. Şimdi Arzu bir şeyler söylemişti. Eşariler öyle bakmıyorlar konuya. Ya işte Allah bir şey, insan yapacaktı da Allah onu önceden bildi de falan, öyle değil. Eşarilerin bakışı öyle değil. Allah biliyor, bildiğini irade ediyor, irade ettiğini kudret sahasında gerçeklik kazandırıyor. Zeynep'in isyan edeceğini Allah bildiyse, onun külli iradesini, yani Allah külli iradesini onu isyan ettirmeye dönük olarak kullanır. Onun külli iradesinin bir sonraki basamağında kul cüz'i iradesiyle isyan etmeyi tercih eder. Ondan sonra da Allah fiili işleyeceği esnada ona istitaatini de vererek, kulda istitaat de yoktur, istitaatini de vererek onu isyan ettirir. Ya arkadaş, bilen Allah, irade eden Allah, kudreti veren Allah. İnsan bunun neresinde? İnsanda diyorlar. İşte bunun kazanıcısıdır. Buluta yağmur zerreciklerinin toplanması gibi insanın üzerinde de o fiiller ortaya çıkar. İnsanın varlığının varlığı diyorlar bundan ibarettir. Böyle. Ha, buradan hareketle de ne oluyor? Teklifi mala yutak konusu konuşuluyor. Teklifi mala yutak ne demek? Allah'ın ezelde kendisini isyan ettireceğini bildiği kişinin itaat ile yükümlü kılınması teklifi mala yutak mıdır? Tekrar ediyorum, zor bir soru. En azından cümlesi uzun. Allah'ın kendisini isyan ettireceğini ezelde bildiği kişiyi iman etmekle mükellef tutması teklifi mala yutak mıdır? Evet, öyledir. Evet, öyledir. Niye? Ya Rabbi, sen beni eğer isyan edecek olarak bildiysen ben senin ilmini cehalete dönüştürebilir miyim? Edemem. O zaman sen bana teklif ettiğin şey benim bana gücünü vermeyeceğin şey. Doğru. İyi de ya Rabbi, bu bana haksızlık olmaz mı? Ne hakkından bahsediyorsun? Sen kimsin ki benim karşımda ne hakkım var? Eşarilere göre Allah böyle der. Senin hakkın yok arkadaş. Senin hakkın yok. Onun için ben sana senin gücünün yetmeyeceği şeyi de emredebilirim. Gücünün yetmeyeceği şey deyince dağı kaldırmak örnekleri kullanılır hemen. Dağı kaldırmak falan değil burada mesele.
Teklifi mala yutaktaki mesele, Allah'ın kendisini cehenneme atacağını bildiği kişiye imanı teklif etmesidir buradaki mesele. Ve bu kişinin buna gücü yetmeyeceği bellidir. Bu sefer de eşarilere sorarlar, ya bu adam haksızlık olmuyor mu bu? Hayır, olmuyor derler, çünkü Allah mülkünde dilediğince malik olur derler. Tamam mı? Ama hani yani eserde hani diyor ki, yani tamamen hani kendi özgür iradesiyle yani o kafir küfür seçmiş ifadesi ne olacak? Hani şey olabilir de hani dediğiniz gibi. Volkan bir saniye. Bak, dediğim anlaşılmadı galiba. Özgür iradesi var zaten. Affedersin. Özgür iradesi değil, iradesi var zaten. Ama özgür değil. Ve orada da zaten özgür irade yazmaz. İrade yazar. Volkan'ın mikrofonu kapalı kalmış. Herhalde isabet böyle olmazdı. Volkan, başkalarına da söz gelsin diye Allah mikrofonunu kapattı senin, bak. Hocam, Volkan hocam bitirsin. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim. Evet, Mehmet hocam buyur. Hocam, Hande hoca chatten yazmış. Hocam, Allah'ın üzerinde hakkımız olduğunu söylediğimizde Allah'a zorunluluk atfetmiş olmaz mıyız? Hı. Diye soruyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar, bu iki uç arasında zaten bırakılıyoruz biz. Biraz sıkıntı o oluyor. Sanki şöyle bir durum var yani. Ya özgür, ya Allah bir şeyi dilediği için yapacak, ya da zorunda olarak yapacak. Ya bu ikisinin arasında da bir şey var. O da ne işte? İlkeleri bunu gerektirdiği için, ilkeleri böylesini gerektirdiği için böyle yapacak. Burada bir zorunluluk yok. O ekmek fırın örneğini ben bundan dolayı verdim. Ben ekmeği adama niye verdim orada? Ben diyelim bendim o kişi. Ekmeği fakire verdim. Niye verdim? Zorunlu mu? Zorunda mıydım ekmeği vermenin? Hayır, zorunda değildim. Ama niye verdim? Çünkü bende cömertlik vasfı vardı. Allah da bir şeyi yaparken taşımış olduğu sıfatlarının ve bizlere tanıtmış olduğu ilkelerinin yansımaları şeklinde yapar. Bilmem anlatabildim mi? Cevap oldu mu acaba ilgili kişiye? Soruyu tekrar eder misin? Hocam diyor ki, eğer saniyeme tekrar okuyayım. Allah'ın üzerinde hakkımız olduğunu söylediğimizde, hani siz hadisi okudunuz ya. Tamam. Allah'a zorunluluk atfetmiş olmaz mıyız? Bu dediğim önemliydi ama tam soruyu karşılamıyordu. Şimdi sorunun karşılığını tam olarak şöyle söyleyelim. Eğer ben deseydim ki, arkadaş ben hak sahibiyim. Ben de bir bireyim, haklarımı istiyorum. Cüretkarlık olurdu ve Allah'a zorunluluk atfetmiş olurdum. Ama bakın, ben cümleyi kurarken, en son cümlemi kurarken nasıl kurdum cümleyi? Allah ne zaman ki insanı yaratmış ve ne zaman ki kendisi ile insan arasında bir hukuk ihdas etmiştir dedim. Yani arkadaşlar, hukuk dışarıdan bir hukuk değil. Benim ortaya koyduğum bir hukuk değil. Allah'ın iradesinden bağımsız bir hukuk değil. Aramızdaki ilişkinin, bakın bu cümle çok önemli, Allah'la insan arasındaki ilişkinin eşarilerin söylediği gibi efendi köle ilişkisi gibi bir ilişki değil de aslında belli kurallara dayalı ahlaki ve hukuki bir ilişki olmasını dileyen Allah olduğu için bizim ilişkimiz hukuki bir ilişki olmuştur. Anlatabildim mi? Allah'la bizim aramızdaki ilişki belli kurallara dayalı hukuki ve ahlaki bir ilişkidir. Ama bunun böyle olmasının sebebi dışarıdaki bir gerçeklik, dışarıdan bir dayatma ya da benim kendi haklarımı söke söke almam değildir. Allah'ın bunu böyle murad edip böyle uygulamış olmasından dolayıdır. En başta onun için söyledim. Allah dileseydi beni kedi yapardı. Allah dileseydi beni taş yapardı. Hiçbir haktan, hukuktan bahsedemezdim.
Ama Allah beni hak sahibi yapmış iken, hayır arkadaş, Allah böyle söylemiş olsa da benim Allah karşısında hiçbir hakkım yok demek, Allah'a iftira atmak olur. Allah'ı yüceltmek olmaz. Ve böyle bir durumda da Allah zorunluluk altında olmuş olmaz. Çünkü beni hak sahibi kılan zaten kendisi. Bakın burada tek bir yere daha vurgu yapayım. Bu soru önemliydi çünkü. Ayet-i kerime var. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Eş'arilerin de en fazla kullandığı ayetlerden birisidir bu. Ya hocam bak sen söyledin ayeti şimdi. Bu ayeti söyledikten sonra daha çıkar yol mu var yani? Allah dilediğini yapıyormuş işte. Hakikaten de cüz-i irade, külli iradeye tabiymiş demek ki. Hayır arkadaşlar, değil. Bence bu ayetin anlamı da zaten böyle değil. Nasıl ya? وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ Allah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bundan şunu anlıyorsunuz değil mi? Yani benim dilemem Allah'ın dilediklerinden. Yani şöyle. Benim dilediklerim Allah'ın benim dilememi dilediklerinden ibarettir. İlk bakışta böyle anlaşılıyor. Benim dilediklerim Allah'ın benim dilememi dilediklerinden ibarettir diye anlıyoruz. Ama böyle olursa o zaman bir cebir olur değil mi? Cebirin olmaması lazım çünkü ayeti kerimede dileyen inansın, dileyen inkar etsin de diyor. O zaman bu ayeti nasıl anlayacağız? Kur'an'ı bütünlük içerisinde anlamak gerekir. Bu ayeti nasıl anlayacağız o zaman? Şöyle anlayacağız. Allah benim dileyebilen bir varlık olmamı dilediği için ben dileyebiliyorum. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani Allah sizin dileyebilen bir varlık olmanızı dilediği için siz dileyebiliyorsunuz. Allah sizi irade sahibi kıldığı için, kendisi karşısında size haklar verdiği için siz böyle bir varlık oldunuz. Eğer sizi taş kılsaydı, eğer sizi tahta kılsaydı, siz onun dilediklerinden başkasını yapma imkanınız, kendi seçimlerinizi ortaya koyma imkanınız bulunmazdı diyor aslında bu ayet-i kerime. Onun için de herhangi bir zorunluluk söz konusu değil, sadece Allah'ın kendi iradesiyle insanı hak, sorumluluk, yükümlülük, irade sahibi kılması durumu burada söz konusu. Hocam Serap Hoca söz istemişti. İsterseniz. Buyurun. Hocam eğer başka bir soru varsa bir okusanız. Sorumu çünkü yazıyordum şu an kafamda. Tamam. Hocam bir hocamız demiş ki ilahi iradeden bahsettiniz. Onu biraz açabilir misiniz diye. He. Maturidin ilah anlayışını mı diyor? Evet. Şunlar. Allah bir insanın başına geliyor. Oo, burada sorular çok artmış. Neyse. Hocam zaman, kötülük problemiyle ilgili de bayağı bir soru gelmiş. Kötülük problemiyle ilgili. Kötülük problemi. Ondan, ya o yani ayrı burada, bir ama. Ha, ayrı bir, eğer siz de isterseniz ayrı bir şey yapabiliriz aslında. İyi, şimdi öyle uzatmayalım Mehmet Hoca işi. Burada kısa yoldan halletmeye çalışayım ben. Sizdirsiniz hocam. Hı hı. Yani yeni programlara şimdi burada davet vermeyelim. Biraz en azından araya biraz müddet girdikten sonra olur ama yani talep olursa da olur ya. Yani bu dünyada yapabileceğimiz ne var bundan başka? Olmasa olur, bakarız. Şimdi şeye soru şu. Maturidi'nin irade anlayışıydı. Şimdi Maturidi'nin irade anlayışı ise şöyle. İrade üçe ayrılır. Bir, cüz-i irade. İki, hadi sırasıyla başlayayım. Bir, ilahi irade. İki, külli irade. Üç, cüz-i irade. Bakın Maturidi'nin irade anlayışı aslında budur. O ikilisi Eş'ari'nin irade anlayışıdır. Peki nedir bunlar? Eş'ari'ninkini beğenmedim ben. Siz beğendiniz mi bilmiyorum. Külli irade Allah'ın, cüz-i irade insanın olacak. Sonra cüz-i iradeyi de külli iradeye tabi kılacağız. Nerede kaldım? Ben sadece şu bedende benim sevaplarımın, günahlarımın ortaya dökülmesinden ibaret kaldım. Başka bir şey kalmadı ortada. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Çok enteresandır. Şeyde yazdım ben bunu. Gazali mi söylüyordu acaba? Şimdi yazarı unuttum. Eşari alimlerden bir tanesiydi. Cennet diyor,
yapılan iyiliklerin karşılığı değildir. Cehennem de yapılan kötülüklerin karşılığı değildir diyor. Yani böyle metinlere girdiğiniz, benim şimdi Mehmet Hoca bu kadar şey söylüyoruz. Böyle askıda kalan konular için reklam maksatlı değil belki ama bu dediklerimin gerçekten Eş'arilerin metinlerinde, eserlerinde altyapısının temelinin doğrudan cümlelerinin bulunduğunu görmek isteyenler, benim Eş'ariler diye bir kitabım var. Ankara Okul Yayınları'ndan çıkan. Onu alıp orada bakabilirsiniz. 200-300 sayfalık bir kitap. Bütün orada cümleleriyle, kanıtlarıyla, dipnotlarıyla hepsi orada belli. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi Eş'ari'ninkini beğenmedik. Maturidiye'ninki nasıl? Maturidiye'de diyor ki ilahi, külli ve cüz'i olmak üzere 3 irade vardır. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Bakın çok enteresan. Külli ve cüz'i irade ise insanındır diyorlar. Peki anlamları ne, içeriği ne? İlahi irade Allah'ın iradesidir. Ve detayına girmeyeyim. Geçelim külliye. Külli irade insanın bir ömür boyunca dileyebilme potansiyelini ifade eder diyorlar. Bir insanın doğumundan veya işte benlik kazandığından, anne karnında da çünkü sanırım var biraz iradi hareketler olabilir, bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz yani. Benlik kazanmak diyelim ona. Benlik kazandığından öleceği güne kadar insanın kendisiyle dileyebileceği, dileyebildiği o dileyebilme gücüne külli irade denir diyorlar. Bakın külli irade insanın ve neyi ifade ediyor? İnsanın irade edebilme gücünü ifade ediyor. Cüz'i irade ise o külli iradenin her bir seçim esnasında ortaya çıkan halidir diyorlar. Örnek, yolda bir cüzdan gördün. Cüzdanı alayım mı almayayım mı? Hani içindeki parayı kendi zimmetine geçirmek üzere. Cüzdanı alayım mı almayayım? Alayım mı almayayım da alayım gitsin, para lazım zaten dedin. Cüz iradeyi olumsuz yönde kullandın. Yok ya başka işim yok, bir de şimdi bunun yüzünden mi yanalım dedin. Yanından geçtin gittin. Cüz iradeni olumlu yönde kullandın. Ama orada bir cüz iradeydi, bir karar anıydı. Orada işte bir cüz irade aktifti. Hemen bir an sonra başka bir karar anı, o başka bir cüz irade. Yine senin. İşte bu. İlahi irade Allah'ın iradesi, külli irade insanın dileyebilme potansiyeli, cüz irade de her bir karar anı. Sözlere evet. Bakayım. Uzun kaç mesaj vardı? Ben sorumu toparladım hocam. Sorabilirim. Evet hocam. Buyurun hocam. Buyurun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zihin açıcıydı. Yani hep böyle tanrı tasavvurlarını falan mezheplerin aslında işliyoruz ama hepsini bir arada böyle bu şekilde ele almak hani çok iyi düşünülmüş bir fikir hocam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben sizi dinlerken şöyle tanrı tasavvurlarının ortaya çıkmasındaki hani bir sebepler neler diye düşündüm hani sizi dinlerken de hocam. Birinci şey olarak vahyin doğası diye düşündüm hani birazcık yani dini metinlerin hani anlaşılmaları sizin de en sonda belirttiğiniz gibi aslında ayetler herkese göre hani farklı da anlaşılıyor, farklı yorumlar da yapılıyor. Bir din var, bir de dinin yorumu var yani. İkincisi rivayetlerden hani kaynaklanan nedenler diye düşündüm. Bir de insanın doğası hani sizin de dediğiniz gibi herkesin farklı bir. Aslında şurada yani bir evin içinde bile herkeste farklı bir Allah hani tasavvuru var insanın zihninde. Başkalarıyla paylaşmadığımız ama kendimize özel düşündüğümüz şeyler oluyor mesela. Yine böyle felsefe din gibi etkileşimden kaynaklanan sebepler. Yani mesela buna ekleyeceğiniz başka bir şey var mıdır hocam? Yoksa bu çerçevede midir tanrı tasavvurlar hani bizim ortaya koyduğumuz mezheplerinde? Şimdi benim yaklaşık 10 yıldır ben Samsun'a gelmeden önce Sinop'ta 10 yıl görev yaptım. 10 yılın 10 yılında da idareciydim ben.
dekan yardımcılığı görevim vardı. Orada çok nasıl diyeyim, yani çok ekstrem vakalar ile karşılaştım. Çok ekstrem gerçekten vakalarla karşılaştım. Yani böyle çok iç acıtıcı vakalar da gördüm. Ve o tecrübelerimin ardından, yani az çok tahmin edersiniz, etrafta duyduğunuz, gördüğünüz, bildiğiniz ne kadar pislik varsa hepsine dair ya da en azından bir kısmına dair bir şeyler kulaklarımıza geldi. Bir şeylerle ilgili bir şeyler yapmamız gerekti. Bunun üzerine tabii şeyde de gelmiş, sorularda da gelmiş, kötülük problemi benim en fazla üzerinde durduğum konulardan biri olması gerekti. Çünkü yanıma geliyor bir öğrenci, diyor ki hocam diyor, benim başıma şöyle 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 işler geldi. Hatta kimisi geliyor, başına gelen işleri anlatamıyor. Hal hareketlerinden, tavırlarından, oradan buradan, derslerinin durumundan, sorduğu sorulardan vesaire en son siz çıkarsıyorsunuz. Böyle bir vaka olmuştu. İntihar girişimine birkaç kere kalkışan bir öğrencim olmuştu. Bu öğrencim geliyor, Allah'la ilgili sorular soruyor. Geliyor, Allah'la ilgili sorular soruyor falan. Yani ben çok da şey bulmadım bunu. Yani teorik, felsefik bir kaygı ile değil de psikolojik bir hal ile bu soruları sorduğunu düşünerek çok da akademik cevaplar geliştirme, akademik cevaplarla onun karşısında bulunma durumuna çok da girmedim. Ama en son geldiğinde dedim ki ona, dedim ya sen dedim bana Allah Allah deyip duruyorsun ama senin dedim sanki Allah'a bana bunların yapılmasına ne diye müsaade etti ki diye bir kızgınlığın var gibi geliyor bana dedim. Yani senin derdin dedim sanki Allah'la değil de sana başına gelen şeyleri yaşatanlarla senin bir sıkıntın var. Ama onlarla mücadele etme gücün olmadığı için madem ki sen o kadar güçlüydün, niye beni bundan kurtarmadın ki? Niye bana da güzel bir ortam hazırlamadın ki şu beni gönderdiğin dünyada diyerek Allah'ı dedim nasıl olsa karşında yok. Hani sana kötülük yapanları karşına aldığında gücün yetmiyor. Ama Allah'ı karşına almak kolay çünkü karşında değil. Düşüncenle dövüşür durursun. Sanki dedim senin durumun böyle gibi dedim ve biraz da sorunu böyle tabiri caizse hani yarayı deşmek derler ya, biraz da sorunu deştim. Yani anladığımı belli ettim biraz sorunun ne olduğunu. Ağlamaya başladı. Hocam çıkabilir miyim dedi. Buyur dedim çık. Yine gel ama dedim. Şimdi bana kalırsa Allah tasavvurlarıyla ilgili akademik çabaların dışında, günümüzde de zaten çok bir akademik çaba kalmadı, İnsanların geliştirmiş oldukları akademik tasavvur, Allah tasavvurlarının arka planında bence daha çok yaşanmışlıklar var. Yani bu dediklerinize ilave olarak işte metnin doğasıdır, insan tipolojileridir vesaire, işte siyasi gerekçelerdir falan, bunların hepsi zaten iç amiller, dış amiller falan diye konuştuğumuz şeyler. Ama bunların ötesinde özellikle bugünün insanları için yaşanmışlıklar bence kişinin zihnindeki Allah tasarımını en fazla şekillendirici etkiye sahip olan unsur diye düşünüyorum. Evet hocam, çok güzel. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Ben de yüksek lisans tezimde yeni ateistleri incelemiştim. Aynı dediğiniz şeyi ben de hissettim. Yani bu yeni ateistler, işte Richard Dawkins. Mesela Richard Dawkins'in de çok da yorulduğunuz sözümü de fazla uzatmayayım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hocam. Mesela Richard Dawkins bu her
Harry Potter'ın bir okulu vardı hocam, bilmiyorum filmini izledin mi arkadaşlar. Oradaki bir okul vardı, bir o Harry Potter ve büyücülerin olduğu. İşte o okul dini bir okulmuş gerçekte. Ve Richard Dawkins de o okulda okuyor hocam. Ama orada tacize uğruyor. Öğretmeni tarafından, matematik öğretmeni tarafından tacize uğruyor. Ve Tanrı'ya küsüyor. Yani orada onu kurtarmadığı için. Sonra hani böyle arkadaşlar arasında hocası taciz edildiği yayılınca başkaları da taciz ediyor. Bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Tabii sonrasında yalnız Richard Dawkins'te de şu gariplik vardı. O tacizi bu sefer şey yapıyor, hani tacizde bir şey yok falan deyip, hatta ileride de yani yaşlandığı dönemde de bunu şey yapıyor. Hani bu çok önemli bir şey değil işte, çok garip böyle savunuları vardı yani. Onu nasıl geri püskürtmesi çok ilginçti yani, öyle söyleyeyim. Hocam mef'ul iken fail durumuna geçmiştir de bence ondan dolayı düşüncesi de evrilmiştir. Evet, Epstein adasında kendisi de gitmiş, vardı Epstein'in fotoğrafları vardı, evet. Daniel Dennett ve onun fotoğrafları var. Zaten Daniel Dennett de mesela bu 2001 11 Eylül döneminde bayağı zengin oluyorlar. Kitapları çok fazla basıyor. Türkiye'de bile 46. baskısı falan vardı. Müthiş sermayeleri artıyor. Ve gerçekten de bunu iyi kullanıyorlar. Sonradan tabii, ama ilk başlangıç kısımlar hepsinin, Sam Harris'in mesela arkadaşının ölmesi bir bisiklet kazasında, Daniel Dennett'in babası CIA ajanı hocam. Müslümanlar aleyhinde Beyrut'ta çok ünlü bir İslam tarihçisi ve orada ajanlık yaparken Etiyopya'da bir kaza geçiriyor 1946 yılında ve ölüyor. Ve o da Müslümanları suçlu görüyor. Mesela Müslümanları sevmiyor Daniel Dennett. Hepsinin gerçekten, Christopher Hitchens'ın annesi intihar ediyor ve yanında intihar ederken bir papaz var. Ama tabii Hindu bir, ona o papaz diyor. Hindu birisi. Onunla birlikte intihar ediyorlar. Annesinin intiharı onu çok üzüyor. Yani hepsinin dediğiniz gibi bir psikolojik sebepleri vardı. Hep Tanrı'ya bir yerde küsmüşler. Ama bunu tabii sonrasında şey yapamıyorlar, geri dönemiyorlar hani. Ve şey değil, dediğiniz gibi de ahlak diyorlar ama en son kendileri bu Epstein adası şeyinde de yani hiç de hoş olmayan durumlar çıktı ortaya. Evet, çok teşekkürler katkınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim hocam. Hocam son bir soru alalım. Siz bayağı yoruldunuz. Son evet. Soru alıp bitirelim inşallah. Bana atmayın Mehmet, ben iyiyim. Ben de sıkıntı yok. Bir de hocam bayağı bir istek var. Tekrar götürü problemiyle ilgili bir yayın yapalım diye. Olur. Yani chatte bayağı yazdığım var. Ha, evet, sözü aldıysak. Tamamdır inşallah. Selda hocam buyurun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Selda hocam, buyurun. Hocam ben ilahiyatçı değilim ama hani başıma gelen bir sorun hakkında, benim de hani kafam hep kemiriyor. Hani bir kaza geçirmiştik biz de, benim bebeğim ölmüştü. Tamam. Hani bir hocaya ben danıştım, o da dedi ki hani Maturidi inancına göre dedi hani Allah dilerse o kişinin aklını başından alırmış. Hani dilediği için dedi. Ben yani niye hani suçlamaya başladım, Allah'a küstüm. Yani bu da benim başıma geldi. Hani 3 ay böyle hani niye anlamadım şeyi çok... Aklını başından alırmış derken anlamadım orayı. Yani mesela kaza yaptık biz. Benim çocuğum öldü. Biz o kadar günahkar kişi ölmedi. Niye bir bebeği öldürüyor falan diye ben hocaya sormuştum. O da dedi ki hani Maturidi'ye göre dedi hani Allah bir şey dilerse dedi o kulunun aklını başından alır mı? Senin kazadan falan haberin olmaz dedi. Hani Allah dilediği için oluyor falan dedi. Benim evet. Kafam çok karıştı. Hani ben de niye hani öyle diliyor falan diye hani Allah'a böyle hani küstüm şey yaptım. Hani Allah'ın bu mutluluğu bana çok mu gördün falan diye hani böyle şey yaptım. Bilmiyorum hani o, hani günahsızdı o. Çocuk hani niye o kadar günahkar kişi şey olmadı, hani suçsuz günahsız kişinin evet. Şeyini aldım diye. Ben hani ilahiyatçı değilim yani, kusura bakmayın, fazla bilgim yok. Estağfurullah. Selda Hanım, şimdi sorunun cevabı kötülük probleminin içerisinde gizli. Şimdi bir şeyler söylerim size, tatmin edici olmaz, tatmin edici boyuta ulaşmaz. Çünkü kötülük problemi yani 1000 yıldır yaklaşık tartışılan bir konu. Ben açıkçası bu konuyla ilgili olarak kendim bir yaklaşım geliştirdiğimi düşünüyorum. Şimdiye kadar söylenenleri de bence aşan bir mahiyette olduğunu düşünüyorum.
Ama şimdi 5-10 dakikanın içerisine bunu sıkıştırmaya çalışırsam yeterli boyutta onu aktaramam. Zaten Mehmet az önce söz de vermiş oldum ben. İnşallah bir sonraki programa kötülük problemini ekleyelim. Onun içerisinde zaten özellikle Musa Hazır kıssası içerisindeki çocuğun öldürülmesi vakası var. Hızır denilen kul tarafından çocuğun öldürülmesi vakası da var. Onu da orada işlemiş olacağız. Onunla birlikte kötülük sorununu ele alır, inşallah orada değerlendiririz. Sizin sorunuz da o oturumda inşallah cevap bulmuş olsun. Şimdilik ertelemiş olalım. Hocam şimdilik çok hocamız yazmış şey diye, bizim de başımıza aynı olaylar geldi diye, yani bekliyoruz diyor kötülük problemi dersini. Chat'te bayağı yazan var. Bu kadar hocam, sizi de bayağı yorduk. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Yani bayağı istifade ettik. Allah razı olsun. Estağfurullah. Ben çok memnun oldum gerçekten. Şimdi Mehmet bir saniye, ama şu sorulardan yani